İyi akşamlar sevgili izleyenler. TV41 ekranlarında 7 artı programında bir kez daha birlikteyiz. 87. bölümle huzurlarınızdayız. Bu akşam önemli bir konuğu ağırlayacağız. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Sayın Mehmet 55. Sevgili Mehmet 55, Mehmet abi bizimle beraber. Hoş geldin abi. Allah razı olsun, hoş bulduk. Sizleri ve tüm izleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tekrar hoş geldin abi. Allah dolu dolu sorular hazırladık. 25'i aşkın saydım ben. Vallahi çok güzel ya. Sayenizde ben de halkımızla, milletimizle, bize inanan, bize güvenen hemşehrilerimize buluşma imkanı buluyorum. Gerçekten bunu samimi, en kalbi duygularımla ifade ediyorum. Burası Hodri Meydan, dediğin gibi gerçeklerin, doğruların anlatılacağı yer ve bu şekilde milletimize, hemşehrilerimize ulaşıyoruz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz ya, abi. Ben bugün köşeme yazdım Mehmet 55'le söyleyecek diye. Alta bir sürü soru gelmiş. Bunu da sor, bunu da sor. Hiç mi mahsur yok? Vaktiniz yettiği müddetçe sorun abi. Okurlara da teşekkür ediyorum. Biz sizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Allah razı olsun. Geçtiğimiz hafta anons etmiştik. Mehmet 55 ile birlikte olacağımızı, ama şimdi ayağının tozuyla geldi başkan. Hiç önden bir konuşmamız, görüşmemiz olmadı. 3-4 dakika önce stüdyoya girdi ve girdik, ama bugün Karamürsel'deydin değil mi abi? Evet. Bugün... Biraz anlatsana, nasıldı? Şimdi benim kişisel yaşantım, yapım, tarzım zaten milletimizin her an her fırsatı değerlenip yanında olmak. Bunun ötesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere bir talimatı var. Partimizin zaten kuruluşundan bugüne Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uyguladığı bir yöntem, milletiyle beraber olmak. Çünkü AK Parti'yi kuran milletin ta kendisi. İnancımız bu noktada. Bugüne kadar da milletimiz AK Parti'yi başarıyla bugünlere kadar taşıdı. İnanıyorum ki 2023, 2071 hedeflerimize de vizyonlarımızı da ulaştıracak olan yine bu milletimizin samimi desteği. O yüzden biz pandemi münasebetiyle arzu ettiğimiz sıklıkta vatandaşımızla yüz yüze buluşamadık. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz, ama önceliğimiz pandemiydi. Yani millet olarak da, ülke olarak da tabii ki bizim de buna uymamız gerekiyordu. Ama pandemide son gelinen nokta bizi de umutlandırdı ve yavaş yavaş daha da vitesi arttırarak yüksek bir hızla ve süratle vatandaşımızla buluşmaya devam ediyoruz. Bugün de Karamürsel ilçesindeydik. Her hafta farklı ilçelerimize gidiyoruz. Oradaki ilçe başkanımızın oluşturduğu bizim halkla ilişkiler müdürlüğümüzün, daha doğrusu başkan yardımcılığımızın oluşturduğu programı harfiyen uyguluyoruz ki bugün ağırlıklı olarak Karamürsel'de esnaf ziyaretiydi. Esnafımızla buluştuk. Onlarla dertleştik, sohbet ettik. Yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızı biliyoruz sevgili dostlar. Eksiklerimizi de biliyoruz. Yapmış olduğumuz hataların da farkındayız. Ama milletimizden kaçmamızı gerektirecek bir ayıbımız yok elhamdülillah. O yüzden esnafımızla buluştuk. Onları dinledik. Bazen övgülerini aldık. Bazen sitemlerini aldık. Tavsiyeleri, önerilerini aldık. Ama mutlu bir şekilde ayrıldım ve bugün buradayız. En son istişare kurulu üyelerimize toplandım. Yani Karamürsel'deki dünden bugün hizmet yapmış, teşkilatımızın farklı kademelerinde sorumluluk üstlenmiş büyüklerimizle, parti büyüklerimize, kardeşlerimizle buluştum. Finali onlarla yaptık. Hemen İzmit Belediye Meclis Üyemiz Mehmet kardeşimizin kızının nikahı vardı. O nikaha iştirak ettik. Dediğiniz gibi dersimize çalışmadan karşınıza geldim. İki tane duayen gazeteciyle bakalım nasıl sözleşme yapacağız. Evet, sıkıştırmayın beni inşallah. Ya ben şimdi Karamürsel deyince dur şimdi başkanı yakalamışken. Geçen hafta ana muhalefetin il başkanı oradaydı. Ha ya diyormuş ki Mehmet abi hiç sokağa gitmiyor, esnafı beraber gezin. Evet. Ya kim benim, onu söyledi? Ya o yani. Şimdi ben Harun kardeşim arada espri yaptı. Şöyle bir program akışı belirledik. Aslında ben de sormak istedim. Öyle ama, mi? Hadi dedim ekonomiyi konuşurken konuşalım, ama şimdi Harun abi açmışken konuşalım. Şöyle bir iddia var. Ya ben de dinlediğim için sadece bir kişiden değil. Tamam, oradan girelim o zaman. Diyorlar ki AK Parti eskisi gibi sokağa inmiyor, inemiyor. Ama siz gözlemliyorsunuz, ama medya olarak bizden size gelen haberler, ya şu sosyal medya var, Twitter, Facebook, hiç olmaz. Oralardan da bir bakılsa bizim şöyle bir sayfamıza göreceklerdir. Yani daha dün Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte, ki haftanın belli günleri de onunla beraber geziyoruz.
Yani İzmit esnafımızı dolaştık. Alemdar Caddesi'ndeydik. Yürüyüş yoldaki esnaflarla buluştuk. Yani bu şey pek doğru bir tespit değil. Tamamen yanlış bir tespit. Biz çünkü demin ifade ettim. Pandemi münasebetiyle üzdüğümüz esnaflarımız oldu mu? Oldu. Bunu inkar etmiyoruz. Yani mağduriyet içinde olanlar, her bir esnafa, her bir vatandaşımıza, muhtaç, ihtiyaç sahibi kardeşimize ulaşmanın gayreti içerisinde olduk mu? Olduk. Bunu kimse inkar edemez. Ama yeterli midir, az mıdır, çok mudur, bu değerlendirilir. Farklı olarak değerlendirilebilir. Ama bu demek değildir ki Mehmet 55 AK Parti İl Başkanı yahut ilçe teşkilatlarımız sağdan kaçacak. Yani bu maksadı aşan bir kelimedir. Bizim sağdan kaçacak bir ayıbımız yok. İktidar olarak, yerel ve genel iktidar olarak elhamdülillah yaptıklarımızla, yapamadıklarımızla biz ortadayız. Hiç milletimizden kopmadık. Esnafımız da Ayşe teyzemizin gezerken beş çayına da sofrasını oturduk. Sabah esnafımızla kahvaltımızı da yaptık, sohbetimizi de yaptık. Yapmayı da sürdürüyoruz. Ben onu iki şeye bağlıyorum sevgili başkanım. Bir tanesi pandemi nedeniyle işler biraz hani sokağa inme işi biraz aksadı. İkincisi de muhalefet, muhalif siyasi parti temsilcileri biraz daha fazla şu an bu dönemde sokağa iniyorlar ve o sokaktaki şeylerinden böyle bir bir algı var, subjektif bir algı var. Bakın işte, biz bugüne kadar hep sokaktaydık, halen de sokaktayız. Bana çok net söylenen, işte arkamızda esnaf arkadaşlarımızın ifadeleri kayıtta tescillenmiş vaziyette. Ya siz iktidar olarak bu sıkıntılı yoğun bir dönemde bizleri ziyaret ediyorsun ama muhalefet daha bizim kapımıza uğramadı. Yani ben bunu bir tespit olarak söylüyorum, yaşamış bir olay olarak söylüyorum. Çıkmaları çok güzel bir şey. Dolaşsınlar. Bence de. Gerçekten bu. Ama objektif kriterlere dayalı olarak vatandaşın memnuniyetini ve memnuniyetsizliğini ifade etsinler. Sadece bir kara, memnuniyetsiz bir kareyi ya bir videoyu sahneye koyarak genel olarak böyle bir hava varmış algısını oluşturmak da pek etik değil. Akmeşe'deki videodan bahsediyorsunuz. Ya farklı yerlerde. Sadece orası değil. Farklı yerlerde de var. Bu da etik değil. Yani sadece Akmeşe'ye mahsus olarak söylemedim. Yani biz de sahadayız. Biz de geziyoruz. İfade ediyorum. Açıkça bunu saklamıyorum ki. Sitemini söyleyen, ifade eden esnafımız da var. Ama elhamdülillah bir hakaretle karşılaşmadık bu gençler. Münasip lisanı haliyle derdini anlatıyor. Biz sıkıntıyı biliyoruz. Ama çarenin bizde olduğunu da biliyoruz. Vatandaş da biliyor. Bunu zaten anketlerde gösteriyor. Anketleri de konuşalım ama şimdi pandemi çok söyledik. Arkadaşlardan rica ediyorum pandeminin bugünkü rakamlarını alalım. Yine evet. 6400 civarında. Evet. 223.320 evet. Test. Vaka sayısı 6408. Stabil hasta hale geldi çok şükür. Evet, hasta sayısı 563, vefat sayısı 96, iyileşen sayısı da 6. Ağır hasta sayısı düşüyor. Evet. Dediğim gibi bir yatay seyre 5000'lerden biraz 6000'lere tırmandı. Çıktı galiba. Orada da bir duruyor. Çünkü açılımlarla beraber bir şeyde evet, durdu orada. Evet. İnşallah 5000'in altına da inecek. İneceğiz. Aşılamayla. Peki biraz Serdar abi ne dersin? Bir pandemi konuşalım. Konuşalım pandemi tabii. Yani. Sen ben çok konuştum. Yok sen, hayır. Yani pandemiyle ilgili bir başkanın görüşlerini alalım. Evet. Ya pandemi de gerçekten canhıraş bir mücadele var. Yani ilk günden itibaren çok ciddi bir mücadele performansı ortaya kondu. Bunu herkes takdir ediyor. Ortada zaten. Vatandaşımızın da bu noktadaki gayreti yadsınamaz. Yani mutlaka ihlal eden, kurallara uymayan, ısrarla ve ısrarla pandemi yok saymayı kendine bir şiar edinen bir kesim var. Yani bunu da anlamakta zorlanıyoruz. Ama genel olarak, ülke olarak hükümetimizin de almış olduğu kararlara uyulmasıyla olabilecek en az hasarla ki 50 bine yakın mutlaka pandemi şehidimiz var. Onlara da her birinden Allah'tan rahmet diliyoruz. Her biri bizim için bir candır. Bu konudaki üzüntümüz tarif edilemez. Bu süreci bugüne kadar getirdik. Çok şükür hastanelerimizdeki yoğunluk tıkanmadan bir şekilde aşıldı ve bugün en kuvvetli ilaç aşı. Şu an Türkiye'de 32 milyon aşı yapılmış vaziyette. Ya bir tek doz olarak ifade ediyorum. 17 milyonu birinci doz,
12 milyon da iki dozu da, ikinci dozu da olmuş. Toplamda 32 milyon doz aşı yapılmış. Kocaeli özeline baktığınız zaman da 707.151 şu an Kocaeli'de aşılanma oranı sayısı. Yalnız bir tespitim var. Bugün Karamürsel'de de bunu yaşadık. Geçen Kandıra'daydım. Orada da aynı şey oluştu. Şimdi farz-ı mihal diyorum. 100 kişiye aşı daveti yapılıyorsa giden 40-45 civarında, 50 civarında. Vatandaşlarımızın bu noktada biraz daha istekli ve gayretli olmasını buradan sizlerin aracılığıyla ifade ediyorum. Ben bu hafta ilk aşımı biliyorsun abi sizden sonra ben de Covid olmuştum. Süre doğuş olunca. Haziran'ın 4'ünde doldu, 5'inde aşım oldu. Tamam. Aynen. Şimdi yani, ben de ilk dozu aldım. 15 Haziran'da da ikinci doz. İkinci doz 15 Haziran'da olacağız. İkinci dozu değil mi? İkinci dozu. Bekliyoruz mesajın gelmesini. Yani milletimizin bir kısmı davete icabet edip de aşı olmaya gitmiyor. Bir takım sebepler var. Aklı karıştıranlar, müdahale olanlar var. Ben de çevremde de görüyorum. Çok şaşırıyorum. Ya şaşırmamak elde değil. Çok şaşırıyorum. Elde değil. Yani bir örnek, kendi canımdan bir örnek. Anacığım 93 yaşında, annem var. Maalesef yakalandı bu korona denilen illete. Ama çok şükür bir yarım gün hafif bir burun akıntısıyla geçirdi. 93 yaşında bir insandan bahsediyorum. Önce Rüce Rabbimin tabii ki takdiri. Ama iki, hem zatürre aşısını olmuştu hem de iki aşısını da olmuştu. Sinovac aşısı yaptırmıştım anneciğime. Yani en canlı örneği dün Derince araştırmadaydım. Orada bir doktorlarımız, başhekim yardımcılarımızla beraber bir değerlendirme yaptık başhekimimizle. Başhekim yardımcılarım biri dedi ki yani canlı örneklere verdi. İşte orada ikna edemediğimiz bir kardeşimiz, bir büyüğümüz koronaya yakalandı. Aşıya ikna edemedim ama vefat etti. De bu örnekten birçok kişi ders alarak geldi, aşılarını oldu. Sırası gelip de aşı olmayanlar var. Buradan bir kez daha tüm samimiyetimizi ifade ediyoruz. Sağlıkçı değiliz. Evet. Bilim adamı da değiliz. Ama bir gerçek var ortada. Bunu da görmek lazım. Görmek lazım. Aşı şu an itibariyle en güçlü silahımız. Sevgili başkanım, aynısını ekranda anlattığım için söyleyeyim. Aynısı annem için geçerli oldu. İki doz Sinovac'ı vurulmuştu. Bir 40 gün sonra koronaya yakalandı. Yani işte yeğenim falan test oldu. Pozitif çıkınca ona da yaptılar testi. Pozitif çıktı annem. Fakat eğer test yapılmasa pozitif olduğunu anlamayacağız. Ya, o kadar, o vaziyeti hafif geçiriyor, hiç anlamıyor. Yani eğer temaslı olduğu için test yapmak gerektiği ortaya çıkmasa hiç anlamadan şeyi atlatacaktı ve çok şükür çok rahatsızlığı olmasına rağmen aşılar sayesinde hemen hemen bunun semptom göstermeden hastalığı atlattı. Yani ben çok tuhaf şeyler dinliyorum aşılarla ilgili. Samimi olarak anlatanlar, işte bunu ilaç sektörünün oyunu diyenler, çip taktı diyenler, işte bunun sonuçları ileride ya ne kısırlaşacaksın diyor şu. Ya evet. Sanki denenmiş, yıllardır kullanılan yani, bir ilaç ki sonuçlarını da söyleyebiliyoruz. Yani böyle bir dünya yok, böyle bir sistem de yok. Şu an yani ilacı bulanana kadar biz de o zaman söylemiş olalım. Yani ya, sen de yazdın abi, ben de. Yani ilacı bulunana kadar şu anki elimizdeki tek silah. Evet. Yani bu hastalıkla mücadeledeki tek silah. Bir kısım insanımız da yerli aşıyı bekliyor. Öyle bir öyle bir beklenti içerisinde olanlar da var. İlla yerli aşıya teslim olacağım ben diyor. Yani ona da saygı gösteriyor ama zamanı gelince geç kalınmış olmasın istiyoruz. Evet, yani bu sağlık bir an evvel aşımızı geldiğinde 45 yaşa indik yavaş yavaş, 40'a iniyoruz. Olmak lazım. Çünkü hemen şeyi düşürdü başkanım. Hastaneye yatışlarda evet, 65 yaş üstü hemen düşürdü. Aşıları ne oldu 65 yaş üstü o zaman çok iyi. Efendim şey genç yaşta olanlar yatıyor. Tabii çünkü üstünde o aşı olanlar evet, artık yatmamaya başladı hastaneye. Otomatik olarak ihtiyaç duyan daha alt yaş gruplarındaki hastalara açıldı o imkan. Daha rahat ettiler. Onun için orada daha çok öyle hasta oldu. Onun için biz de söylemiş olalım.
BioNTech'le ilgili Sinovac'ta galiba bir durgunluk var ya da ikincisine ulaşılabiliyor. Size bilgi geliyor mu ya da şikayet geliyor mu Sayın Başkan? Yani Sinovac'ın şöyle ben de baktım. Mesela Sinovac'ı denedim verecek mi diye. Vermedi. Sinovac'ı vermiyor. Hatta yeterli oranda stokta. Birinci doz olarak vermiyor. İkinci doz şey veriyor. Hatta çok özür dilerim abi. Hastaneye gittim aşımı olmaya. Bir Sinovac masası var. Kocaeli Devlet'te oldum. Bir BioNTech masası var. BioNTech masasında kuyruk var tabii. Bir 15-20 kişi. Ama çok hızlı ilerliyor. Şeyde de Sinovac'ta da bir ya da iki kişi var. Evet, Sinovac'ın onlar ikinci dozu yaptırıyorlardı. Çin'den aşının akışı istediğimiz oranda olmadı. Bunu zaten bakanımız da ifade etti. Yani bir takım sıkıntılar oluşuyor. Çok şükür bu arada işte BioNTech aşısı çok düzenli bir şekilde geliyor ki bu ay 30 milyon dedi var. Mutlaka şimdi o yüzden öncelikle Sinovac'ta bizim gibi ilk aşısı, ilk dozu Sinovac olanlar için bir miktar stokta bekletiliyor. İkinci dozu da ikinci dozu öyle Sinovac olsun diye. BioNTech siz görüyor musunuz ya da daha fazla halkla ilişkileriniz var. BioNTech'te bir eğitim yapılmış. Dolayısıyla yalnız yani saklama koşulları çok eksi 70 falan gerektirdiği için geçti onu. Üniversite hastanesi onu da geçti şimdi aile hekimlerine kadar indirgediler. Yine indirgediler. Onu da çözmüşler çok güzel de artık rahatlıkla ulaşılabilecek. 4 derece 12 derece arasında da korunabiliyor. Yani klasik şeyde de korunabiliyor evet. Artık. Onu da açtıkları için artık daha kolay. Evet. Yani şu an herhalde 1 milyon günlük aşı yapabilecek bir kapasitemiz var. Ama 400 binlerdeyiz. 300 küsur bindeyiz. Günlük 120 binlerde herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Peki evet, biz bundan ne zaman... Buradan duyurduk vatandaşımıza. Evet, aşı lütfen olun süresi yani. Gelen lütfen aşısını olsun. Aşısını olmuş 3 birey olarak, vatandaş evet, olarak evet. Bunu söylemek de olduk. En doğal hakkımız. Lütfen sırası gelen aşısını olsun ki 45 yaşa da indi. İndi. Peki biz bundan ne zaman kurtulacağız abi? Şimdi görünen o. Şimdi Haziran 15'ten sonra ikinci bir değerlendirme yapacağını ifade etmişti Sayın Cumhurbaşkanımız. Kısmi gevşemelerle ilgili olarak. Temmuz ayında yine farklı bir yeni bir uygulamalarla. Beklentimiz şu, yaz sezonunu bu şekliyle kısıtlamaları adım adım kısarak, azaltarak baharla, sonbaharla birlikte normal hayata döneceğimiz işaretleri var ki dün de değerli Sağlık Bakanımız çok samimi bir itirafta bulundu. Artık çok sık karşınıza çıkmayacağım. İnşallah pandemi bitti ifadesiyle karşınıza çıkacağım diye bir ifadede bulundu. Dinlediyseniz bilmiyorum. Dün çok ya o da gerçekten yoruldu. Çok gayret hakkını ver demişler. Çok eleştirildi. Biz de eleştirdiğimiz zamanlar oldu. Burada da çalışan eleştirilir. Ama çok zor bir dönemde yani iyi yönetti. Kabul etti. Samimiyetle yönetti her şeyden önce. Kabul etmek lazım. Yani herhalde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Sağlık Bakanı'nın Sağlık Bakanı'nın böyle bir şey görmemiştir yani. Bakanlık süresinin önemli bir kısmını pandemiyle mücadelede geçirdi. O yüzden Sayın Sağlık Bakanı'nı buradan teşekkürlerimizi yani intikal ettirelim kendisine. Genel olarak da hani sadece AK Partililer değil daha geniş bir kitlede de Sağlık Bakanı bir şeyde mücadele etti bakanımız. Evet, yani bu meseleye siyasetin karıştırılmaması noktasında da çok mütevazı davranıyor. Çok zorladı tabii. Hani muhaliflerin de söylediği temel şey ekonomiyle sağlığı dengelerken sağlık ayağındaki şeylerde zorlandı evet, doğal orada olarak. Orada dayak geldi biraz. orada Sayın Sağlık Bakanı'nı gerçekten çünkü o işin sağlık tarafında ama bu işin tek sağlık ayağı olmadığını da hepimiz biliyoruz. Biraz konuşacağız şimdi onu abi ama inşallah söylediğiniz gibi pandemiden sonbahar gibi. Biraz hükümetin çalışmalarına girelim mi abi? Tabii. Sen çok sustun bu akşam. Yok sen başla. O sonuna saklıyor herhalde bize şeyleri. Yani. Benim biraz yorulmamı bekliyor ondan sonra taarruza geçecek. Herhalde Sadık Bey. Yok abi sen... Nereden devam hükümet edeceğiz? Hükümet çalışmalarını değil mi? Öyle yapalım. Onları şöyle tabii biraz sonra dozu arttıracağız. Biraz siyaset konuşacağız. Siyasette konuşuruz. Müsilacı da konuşuruz. Pandemi derken ondan sonra da siyaset. Çamca Kulesi'ni de Taksim Camii hepsini konuşalım. Hiç evet tabii. Yani sizi yakalamışsınız. Yani gündemde ülke gündeminde ve yerel gündemde ne varsa
evet, hazırız. Sizin bildiklerimizi konuşuruz. Şimdi yeni bir doğal gaz rezervi bulundu. Evet. Birkaç ay önce de daha büyük çapta bulunmuştu. Tabii bunları nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Başkan? Yani bunlar elbette ki kendi milli, kendi üreteceğimiz, kendi ihtiyacımızı karşılayacağımız doğal kaynaklar ama zaman alacak bu. Yani mesela sizin parti tabanınızda bir sevinç yaratıyor mu ya da kamuoyunda yarattığı bir sevinci gözlüyor musunuz? Yani nasıl değerlendiriyorsunuz? Sevgili Sadun Çetin, benim samimiyetimi bilirsiniz. Evet, ben bu noktada şu anki sıfatımı da çıkartarak konuşuyorum. Yani AK Parti il başkanı olarak konuşmuyorum. Sizler gibi sade bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ifade ediyorum. Tüylerim diken diken oldu. Yani keşifler ilan edildiğinde sonuçta biz enerji olarak, ülke olarak dışarıya bağlı bir devletiz. Ve cari açığımızın önemli bir kısmını önemli. Bunlar oluştu. Yani, şimdi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu coğrafyada yaşayan, bu kubbede yaşayan bir birey olarak mutlu olmamak mümkün değil. Bunun siyaseti olmaz. Bunun aması çünkünü olmaz. Yani dediğiniz gibi bundan önce tespit edilen keşif ve son 135 milyar metreküplük keşifle 540 milyar metreküplük bir keşif yapıldı. Bu ne demektir? Türkiye'nin 10 yıllık doğal gazını karşılıyor demektir. Mutlaka hemen 10 yılda bunlar yani 50 milyar metreküp olarak çıkartılmayacak. Her yıl 45-50 milyar metreküp tüketimi var ülkemizin. Ama bu şunu gösteriyor. Bize bir moral veriyor, güç veriyor. Bir, böyle bir rezerve, böyle bir kaynağa sahip olmamızdan gurur duyuyoruz. İki, yıllardır bu tür araştırmaları, sismik ve sondajları dışarıdan araç kiralayarak yapardık değil mi? Ve çoğu zaman verilen paralar boşa giderdi, bulunmuyordu. Petrol de bulundu farkındasınız. Önceleri nedir? Açılırdı işte petrol yok, beton dökelim kapatalım. Bu bizim yerli ve milli olmamızın da bir faydası, şeyi mutluluk verici tarafı. Bu yönden de mutluyum. Yine her türlü sıfatımı dışı çıkartarak ifade ediyorum. Ülke olarak, devlet olarak, millet olarak kendi gemilerimizle araştırmalarımızı yapıp keşfimizi yapıyoruz. Yıllardır terörle mücadele ederken İHA'ları, Heron'ları İsrail'den almıyor mu idik? Ve bir Heron'un, İsrail'i Heron'un yani insansız hava aracının, hatırlıyorum, siz de hatırlarsınız, yaş olarak müsaitsiniz benim gibi, 6 ay tamir yapılmazdı. Yani bozulurdu, İsrail'e gönderirdiniz. Gelmezdi. Gelmezdi. Tamir ediliyor. Tamir edilecek, bakılıyor, yapılıyor. İfade edilen neydi? Koordinatlar önce İsrail, ondan sonra buraya geliyor. Siz dağları, belki de boş kayaları bombalıyordunuz. Bu noktadan baktığımızda da 540 milyar metreküplük gaz rezervi mükemmel bir başlangıç ki devam edeceğini Sayın Cumhurbaşkanımız ve Enerji Bakanımız da açıkladı. Ben bu vesileyle çok mutluyum ve inanıyorum ki gelecek yıllar ülkemiz için daha da enerji sektöründe de aydınlık olacak. Peki şu eleştiriler var. Ben de şuna katılıyorum Sayın Başkanım. Ben de tüylerim diken diken olacak kadar hem heyecanlanıyorum hem de hoşuma gidiyor, seviniyorum. Ha, ben de, benim kuşak da Doğu Anadolu'da, Güney Doğu Anadolu'da petrol bulunup çimen dolanmış, kuyular kapatılmış, kuyuların varlığını okuyarak geldik buralara. Onlarla, şehir efsanesi doğrudur, yanlıştır bilmiyorum. Ama gerçek payının olduğunu ben inanıyorum. Ha, dolayısıyla şimdi Doğu Karadeniz'de böyle bir kuyunun bulunması beni sevindiriyor, mutlu ediyor. Ancak şöyle bir şey var, biraz da acaba diyorum, yani bu kadar beklenti den mi oluyor acaba? Ya bu sanki kurtulduk gibi. Yani yok, doğal gaz. Yok. Sanki sizin ifade ettiğiniz. Az önce ifade ettim yani gibi size. Yani. Sanki tamam sizin rakamlarınızı verdiniz de sanki biz ya bütün doğal gaz derdik, kurtardık, enerjiye giderdik gibi bir bayram havası. Yüksek bir moral verdi bize. Ülke olarak bir güç verdi. Ve bu dediğiniz gibi yani her yıl 45 milyar metreküpü çıkartmamız teknik olarak mümkün değil. Rezerviniz bu olsa da 2023'te başlayacağız. Belki ilk yıl 5 milyar, belki 10 milyar metreküp olacağız. Ama sonuç itibariyle
bizim eksiğimizi kısmen artıya doğru getirecek bir başlangıç olarak bakmak lazım. İnşallah yeni rezervlerle hem doğalgazda hem de petrolde bu ülke kavuşur. Biz de geleceğimize umutla bakmaya devam ederiz. Şimdi bir nokta koyalım sevgili başkanım. Bir ara verelim, bir reklam arası verelim. Ondan sonra kaldığımız yerden çalışmalara biraz da siyasete girelim ikinci bölümde. Şimdi kısa bir reklam arası, daha sonra birlikte olacağız. Kısa bir ara dedik. Gerçekten kısa bir ara oldu. Biz reklam arasında sohbete devam ederken tekrar yayına döndük. Evet. Hiç sohbeti kesmeyelim o zaman. Kaldığımız yerden devam edelim. Biraz abi sen yarım kalmıştın. Sayın Başkanım, bu ekonomik verileri, bu büyüme rakamlarını soracağım ama ondan önce biraz şeyi değerlendirelim ya. İstanbul Taksim Cami ve Çamlıca Kuleleri'nin açılışı. İstanbul Taksim Cami, benim gençliğimden beri İstanbul'da bir tartışma vardır. Taksim'de cami yapılsın yapılması, rahmetli Erbakan'dan bu yana gelen. Baktım fotoğrafa, fotoğrafta güzel bir mimari oluşturulmuş. Geçmiş yıllardaki gibi tartışma ortamı artık yok. Bu sevindi, bunu sevindirici buluyorum. Yani eskiden hakikaten Taksim'e cami yapılacak deyince ülke ikiye bölünüyordu. Bugün görüyorum ki bundan epey uzaklaşılmış. Bir kabullenme var genel bir ortak paydada. Doğru. Evet, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz Taksim Camii? Aslında etüt ettiğinizde, incelediğinizde siz rahmetli Erbakan hocama kadar indirdiniz. İndiği daha da eskisi aslında var. İncelediğimizde, baktığımızda bunu görebiliyoruz. 93 Harbi diye bilinen 77-78 Osmanlı-Rus Savaşı yıllarına kadar uzanıyor. Ama ondan sonra esas bir kez daha gündeme getiren rahmetli Menderes. O dönemde de çok ciddi var ama 27 Mayıs darbesiyle bu akamete uğradı. Ama bundan 27 yıl önce işte videosunda izlemişsinizdir. Televizyonda da ben izledim. Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah buranın temelini atmak bana nasip olur diye bir temennisi vardı. Bilmem izlediniz mi o videoyu. O gün, o yılda çekilmiş, arşivden çıkarttılar. Yani burası aslında bir tarihi bir mesaj da veriyor. Ve baktığınız zaman mimari olarak 19. yüzyıl Beyoğlu mimarisini esinlenen bir mimari. Vallahi çok iç mimarisini falan ben çok gerçekten beğendim. Orada da hani bir, en iyi yapıtlardan bir tabir var ya, cuk oturdu diye. Biraz öyle olmuş. Ben biraz eleştireceğim yani. Her tarafa çok yapılıyor, büyük yapılıyor diye eleştireceğim ama mimari olarak cuk oturmuş. Yani orada baktığınız zaman çok güzel bir şey. Takriben 160 araçlık bir otoparkı, 2000-3000 metrekarelik bir namaz kılınabilecek alanıyla birlikte o bölgede bir ihtiyaç vardı. Malum yani bizim camiler Allah'ın evi. Başka bir şekilde değerlendirmemek lazım. Ve az önce Adem kardeşimizin ifade ettiği gibi toplumun tamamı bütünlüğüyle birlikte kabul gördü. Güzel de oldu. Rabbim herkese ihtiyaç duyan, isteyen herkese orada namaz kılmasını. Araya girebilir miyim abi? Tabii şeyi de katarak, Çamlıca Kulesi'ni de, bu radyo vericisini de katarak. Böyle prestij eserlere çok önem vermeye başladı AK Parti. Yani sadece hizmet etmek kadar işin algısı, estetiğiyle ilgili de bir kaygı diyor. Öyle mi? Yani Çamlıca Kulesi de şimdi, tamam bir işlevsel bir tarafı var, 100 tane radyo ama onun dışında hem işte İstanbul'un simgesi olsun diyor, deniyor. Hem işte orada sosyal aktiviteler için açık bir alan. Yani enteresan yeni bir bakış açısı var gibi. Şimdi her yurt dışınıza gittiğinizde hangi ülkeye gidiyor iseniz sizleri orada bu tür sembolleriyle buluşturmak isterler. Ziyaret etmenizi isterler. O tarafa da yönlendirirler. Şimdi gidersin yurt dışında en büyük kiliselerine, işte sinagoglarına, neyse ibadethaneleri,
Bir ziyaret mutlaka gezi operatörleri koyar. Kule mutlaka kule ziyareti yaptırırlar. Şimdi İstanbul'daki Çamlıca Kulesi şu an öyle bir böyle bir yapı. Avrupa'nın en yüksek kulesi. Şimdi bu kaç bizim için abi, bu bizim için büyük bir mutluluk verici bir şey. Yüksek. Bir de bütün antenleri topluyor. Deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğinde, birkaç notlarımı almıştım, ona bakıyorum ben. 369 metreymiş. 369. Evet. En kesin. 4 zeminde olmak üzere 49 kattan oluşuyor. Bir sembol. İstanbul için, Türkiye için bir sembol. Ve 100 adet FM radyosu frekansı karışmadan buradan yayın yapabiliyor. Tabii etrafına çevreci bir özelliği de var. 2750 adet ağaç dikilmiş. 7500 metrekarelik alanda çimlendirilmiş. Ha bunu methediyorsun da Mehmet sen, ben çıkamam. ben de çıkamam abi. Ya yükseklik. Bende de var. Fobisi var zaten. Çıkma şansım yok. Bende de var mı? Hollanda'ya gittiğimizde, Almanya'ya gittiğimde Berlin Kulesi'ne çıkamadım. Yani çıkma şansım yok. Kötü bir şey yaşadım. Bir kısa bir anekdot. Anlatalım. Atakule var ya Ankara'da. Evet var. Yıllar önce gençliğimizi getirdiler, bizi oraya çıkartıyorlar. Yani yükseklik korkusu biraz vardı. O zamanlar o kadar değildi işin aslına bakarsanız. Asansörde mi kaldınız yoksa? Ama panorafik asansör, şeffaf evet. Biliyorsun. Döndük sırtımızı, çıktık. Oraya İnan kadar ki. Şey güzel. Şimdi oturduk orada kafede otururken. Bir sallantı mallantı olunca şöyle. Her dönüyormuş yani. Evet dönüyor. Hiç demediler ki bana. O an içimdeki o korku. O korku bir daha da beni. Yok uçağa falan binerken eşiyle çeteli hap içerdik. Yani tabir yerindeyse. O Xanax denilen. Özel gizli alırdık işte, doktordan rica ederdik. O fobi çok kötü bir şey. Açtım şimdi çok şükür artık. Açtınız mı? Rahatlıkla uçağa falan binebiliyoruz ama yükseklik korkusu yine bende mevcut. Yani buraya çıkma şansım yok. Siz giderseniz size yok ben de abi. Kulenin dibine kadar eşlik ederim, ondan sonrasına tamam, karışmam. Giderim, beraber giderim. Yalnız şöyle bir soru soracağım şimdi. Buyurun Sayın Başkan. Sevgili. Ya şimdi ekonomi bu kadar böyle kötüyken böyle simgesel büyük binalar yapınca insanlar acaba sizce yeterince ya bundan gurur duyabiliyorlar mı? Yani bunu yani mutlaka, eleştiri alıyor mutlaka, musunuz? Mutlaka duyuluyordur. Yani olayı o yönüyle indirgersek biz o zaman hiçbir yatırımı yapmamamız gerekiyor. Ama bu tür semboller ülkenin bir gücünün işaret fişeğidir bu tür yapılar. O nedenle dengede getirildiği müddetçe bu tür atraksiyonların, atılımların, projelerin de hayata geçirilmesinde isabet var. Bir de 2021 yılı ilk çeyrekte ekonomik büyüme var. Evet, %7. %7. Büyük rakam. Pek çok ülkenin çok önündeyiz. Bayağı başarılıyız. Çok başarılıyız. Ancak şöyle bir şey var Sayın Başkanım. Yani tabiri caizse bunun keyfini süremiyoruz gibi. Yani evet. Ülkenin içinde hem pandeminin de beraber getirdiği bu sıkıntılarla zaten sıkıntılı bir dönemde pandemiye yakalanmıştık. Onlar üst üste binince yani bu büyümeyi hissedemiyoruz. Bu büyümeyi nasıl değerlendiriyorsunuz ya da ileride bunun şeylerini daha çok hisseder hale mi geleceğiz? Şimdi tabii ki biz kısa vadede cebimize girene bakıyoruz. Hı hı. Ki bir yere kadar da makul karşılıyorum onu. Yani mutfak enflasyonu diye evet. ifade edilen veyahut raf enflasyonu gibi ifade edilen tespitleri de reddetmek mümkün değil. Bu ülkede yaşıyoruz biz de. Biz evet. de markete gidiyoruz. Biz de kasaba, manava gidip fırına gidip alışverişimizi yapıyoruz. Bir AK Parti'nin il başkanı olarak bunları yok sayacak halimiz yok. Gerçekler ortada. Ama bu büyümeler hiç olmazsa gelecek adına yürüdüğümüz bu yolda bizi daha emin adımlarla yolculuğa devam etmemizi sağlıyor. Ve bu her bir büyüme istikbalde, gelecekte ülkenin yaşayan her bir bireyine gayri safi milli hasıladan bir pay olarak mutlaka düşecektir. Ve kısmen de düşmeye devam ediyor. Yeterlidir, değildir. Bunun tartışmasına girmek istemiyorum. Çünkü o konuda çok söz söylenebilir. Ama bu pozitif. Bir pozitif bir bakıştır. Bakışlı yaklaşımdır. Evet, yaklaşım olarak da pozitif yaklaşmak lazım. Bunu da bir takım algılarla milletimizin aklını çelecek ve bunu da algılarla yapılacak algılarla gerçeği örtmenin de bir anlamı yok. Ülkeye bir faydası yok. Faydası. Her şey siyasi bir
menfaat uğruna her şeyi yok saymak, mübah saymak doğru değildir. Şimdi tabii esnafa mı? Esnaf, evet. Şimdi, yani bunu tam yeri gelmişken onu sormak evet. Lazım. Yani esnaf, evet. Şimdi pandemide kah yardımların yeterli kadar olup olmadığı, esnaf gruplarının talepleri oldu. Zaman zaman o talepler giderildi. Destek paketlerine katıldı. Fakat genel olarak esnafta bir şey var, sıkıntı. Bizi açın dediler. Yani esnafın bir kısmı tabii ki, tırnak içinde onu da ifade edelim. Hizmet sektörü özellikle. Ya hizmet sektörü ya, ağırlıklı olarak. Evet yani lokanta, giyim sektörü kısmen, yani bayram olmayınca, seyran olmayınca, düğün olmayınca kıyafetle de insanlar yenilemeye gitmemiş olabilir. Evet. Ama işte gıda sektörü başta olmak üzere birçok sektör işini yürüttü. Ama işte hizmet sektörü dediğiniz gibi kafeler, çay bahçeleri, kahvehaneler, lokantalar, yani bu gibi berber kardeşlerimiz ilk başlarda bu tür sektörler ve daha farklı sektörler de var. İşte saunalar, halı saha işleticileri gibi bunu arttırabiliriz. Ama nihayetinde bu sektör bulaşın en hızlı olabileceği sektörlerden sayıldığı için, bu tüm dünyada böyle kabul gördüğünden, ister istemez kısıtlamalardan en çok mağdur olan bu sektör oldu. Hükümetimiz de bu sektöre can suyu verebilme adına pandeminin ilk günlerinden bugüne kadar kısmi destekler, krediler, bir defalık bağışlar, şimdi işte 3.000-5.000 liralar gibi şimdi ödenmeye başlayan yapıldı. Yeterli midir? Mutlaka yeterli değildir. Ama ihtiyacı günlük yaşamın devam ettirilmesi noktasında, yaşamın devam etmesi noktasında bir katkı mıdır? Katkıdır. Bugün Karamürsel'de işte gezdik, gezerken de kafeleri, çay bahçelerine de, lokantalara da uğradık. Şöyle bir inanış var. Esnaf da şunu tespit etti. İnşallah 2 ay sonra biz bunları konuşmayacağız. Esnaf mı diyor? Esnaf bu? O noktada. Bizim de tespitimiz şu. Şimdi insanımız, sizler de gözlemliyorsunuzdur. Bu tür yerlere büyük bir özlemle ve hasretle yoğun bir talep var. İnsanlar akın akın gidiyor. Evet. Oturuyorlar, içiyorlar, kullanıyorlar. İnsan sosyal canlı yani. Yani her yer bu gidiyor. Da şunu gösteriyor inşallah Teala. Geçmişte aylardır biriken maddi kayıplarını mutlaka 2 ayda, 3 ayda telafi etmeleri mümkün değil bu esnaf kardeşlerimizin. Ama hiç olmasa onlara da umut verecek bir gelişme olarak bunu ifade ediyorum. Yani bakıyorum düğün salonu işleticilerinden, çay bahçelerine, kafelere, insanlar büyük bir rağbet içinde. Hafta sonları, cumartesi görüyorsunuz, akşamları görüyorsunuz yoğun. İnşallah en kısa zaman içerisinde pazar günü de bu yasak kısıtlamadan kaldırılınca bu sektörler arzu ettikleri hizmeti yapacaklar ve karşılığını alacaklardır diye umut ediyorum. Ama çok sabrettiler, çok tahammül ettiler, büyük sıkıntı yaşadılar. Onlardan da Allah razı olsun. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız insani ve vicdani bir ifadeyle helallik istediğinde bunu siyasete devşirmeye çalışan muhalefet de oldu. Bu çok samimi bir, bana göre doğal bir, doğaçlama oluşan bir şeydir. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız şunu ifade ediyor. Politik bir farkındayım diyor. Farkındayım sizin sıkıntılarınızın, çektiğiniz problemlerin farkındayım demektir bu. Yani. Ama elimden bu kadar geliyor mu? Yani işte bunu yapabildim. Ha, bunu. Mutlu olamadığım kesin de vardır. Bunun da farkındayım. Onlar benim samimiyetime, ülkenin imkanlarına bakarak haklarını helal etsinler. Bu tek taraflı bir şeydir. Yani eder veya etmeyecek. Yani o kişinin vereceği bir karardır. Dışarıdan birilerine müdahale edip de hesaplaşma filan şu bu filan doğrudur. Helalleşme yeri sandık değildir. Hesaplaşma yeridir. Sandıkta hesaplaşır, hesap sorar milletimiz. Sen... Ama helalleşme artık Cumhurbaşkanımız bunu talep etti. Takdir karşımdaki kişinin de. Bunu başka yerlere çekmenin bir anlamı yok. Şimdi sevgili buradan nereye gittik ama? Başkanım sandık falan deyince siyasete girme zamanı geldi. Evet. Biraz konuşalım siyaset. Tamam, sandık. Evet. Şimdi program başında Sadın abi işte tam bu noktada konuşalım istiyordum ama
erken girdi. Muhalefetin özellikle esnafla ilgili bakış açısını ya da sizin sokağa çıkmanızla ilgili bakış açısını sordu size. Ben o zaman bunu biraz daha genel sorayım. Oradan biraz Afyon güneydeki seçimlerle başlayıp biraz siyaset konuşalım. Sokağa iniyoruz diyorsunuz. Teşkilatın genel AK Parti Kocaeli İl Teşkilatı'nın çalışmalarını şöyle bir özetler misiniz bize? Neler yapıyorsunuz? Yani pandemiye rağmen yapılan çalışmalar, esnaf ziyaretlerinin ötesinde parti içine dönük işte istişare kurulunu topladık dediniz. Yani genel olarak periyodik çalışmalarınız neler var? Şimdi asli çalışmalarımızı hiç aksatmadık pandemi süresince birlikte. Yani teşkilat çalışmalarımızın asli unsurlarını hiç ötelemedik ve ertelemedik. Online de olsa o kapalı, kısıtlı günlerde, tamamen kapandığımız günlerde bile online de olsa iletişimi, ilişkimizi hiç kopartmadık. Gerçekten çok samimi söylüyorum. Bu da sizce de toplumun her kesimiyle de tescillenmiş, onaylanmış bir husustur diye de düşünüyorum. AK Parti teşkilatları sürekli çalışma halinde. Bir şeyden ifade edeyim. Yani bakın bir kitapçık. Mayıs 2021, Ağustos 2022. 16 ay tarihler arası günlük faaliyet program taslağı. Biraz şöyle kameraya doğru çevirirsen. Yani şimdi biz yani ben burada ne var? Biz bu 16 ayı gün gün, yanlış anlamayın. Burada hepsinin tek tek açıklığı vardır. İşte Temmuz 2021 demişim. Temmuz 2021'de her gün ne yapacağımızı, işte 1 Temmuz Perşembe günü ne yapacağız, 2 Temmuz Cuma ne yapacağız, 3 Temmuz Cumartesi ne yapacağız? Gün gün bunlar bizde... Kaç günlük şimdi program, bu? Bu 16 aylık. 16 aylık. 16 aylık bir program bu. Ve burada her gün kimin ne yapacağı da belli. Ve bunu biz o kadar her il başkanımızı, genel merkezimiz Ankara'ya çağırıyor. PowerPoint sunum şekliyle onlara sunumumuzu yapıyoruz. İşin özeti bu. Burada bunun ötesinde milletvekillerimizin buradaki görevleri, yani onların da sahaya, yani cuma günleri genellikle dönüyorlar. Cumartesi, pazar, pazartesi Ankara'ya dönüyorlar. Şunu anlatmak istiyorum yani buradan. Bu hayal değil, gerçek işte. Bu bir çıktıyı almışım gelirken yanıma. Biz bu şekliyle hiç milletten kopmadık. Özel günlerden tutun, işte istişari mahiyetteki yapılacak olan toplantılarımıza varana kadar her birini planlamış vaziyette çalışmalarımızı COVID sürdürüyoruz. COVID dışında tatil yaptın mı abi seçildiğinden bu yana? Efendim? Hiç tatil yaptın mı? Yok, tatil ya. Ya bu belediyecilik hayatımızda da öyleydi, bu da böyle. Yani COVID zamanı evet, yani COVID hanımın COVID olmasıyla eşimin teması dediler. Kongreye bile gitmedi, 14 tatil yapmadı diyorsunuz ya, evde yattı ya. 14 yaptığı gün, yerden seçildi. O da hapsi, 14 gün o da hapsi. Tam hanımınki bitti, bizimki de artık bir sahaya inelim dediğimizde bir test yaptıralım dedi. Yani bir şekliyle test yapmamız gerekiyor dediler. Gittik, biz hiç rahat bir şekilde, nasıl hiçbir şeyimiz yok. Bir bizimkisi pozitif çıktı bu sefer. Bir 10 günde öyle, yani 20 günün yakın yattık. Bir o dönem vardı. O dönem, o da hapsi şekliyle oldu. Tabii alışık değiliz. Yok, siz, yani evet. Sizler gibi yıllardır sürekli sahadasınız, çalışıyorsunuz. O tempo istirahat da sizi rahatsız ediyor. Evet. O yüzden ben mutluyum. Buradaki varoluşumuzun temeli, siyasi partilerin zaten araçtır. Milletimizin hizmetindeyiz. Onların istek ve beklentilerine cevap verebilecek her türlü samimi gayretin, çalışmanın içerisinde olmayı sürdüreceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi o zaman biraz daha siyasete ufak ufak girelim. Girdik zaten, bodoz zamandan girdik. Girdik ama daha biraz. Şimdi sıcağı sıcağına bir seçim oldu Afyon'da. Evet. Diyeceksiniz ki işte muhtarlık seçimleri vardı ama Afyon'da daha önce belde olan fakat nüfusu 2000'in altına düşününce tekrar mahalleye, köye çevrilmiş. Fakat tekrar nüfusu 2000 üstüne çıktığı için belde seçimlerinin yapıldığı Afyon Güney ilçesi, evet. Güney beldesi. Seçim sonuçlarını gördük. 1200
Evet, %60'ın üzerinde. %60'ın üzerinde oy aldı. Şimdi bu ittifak olarak. Tabii bunu ben baktım sosyal medyada AK Partiler çok büyük bir memnuniyetle karşıladı. Tabii ki büyük seçim zaferidir. Bunu nasıl okudu partisiz? Hani büyük bir seçim zaferi olarak mı okudu? Yok, yoksa oradaki yerel dengeler, çünkü ben biliyorum, şöyle biliyorum. AK Parti'nin adayı aynı zamanda geçmişteki belediye başkanı. Hemen evet. Onun rakibi de Büyük Birlik Partisi'nden aday olmuş. Biri 500 oy aldı, biri de 1200 oy aldı. Tabii ki ama bir de şuna bir örnek hatırlatayım. AK Parti kurulduğunda ilk seçim Ereğli'deydi. Ereğli. Meclis seçimindi. Yani bir, yani inanılmaz bir şey vardı. Şimdi ikisini de böyle koyduğunuz ayak sesleri şeyden gelmişti. Yani buradan ayak sesi gibi bir sonuç çıkmaz. Evet, onu bir değerlendirmek lazım. Büyütmemek lazım. Ama bir şeyi de görmek lazım. Hani diyorlar ya, AK Parti bitti, tükendi, yok oldu, içinden iki parti çıktı, ufaldı. Yani bunun böyle olmadığının da bir küçük de olsa bir işaret fişeği diyelim. Yani sahada gerçekten bunu görüyoruz biz. Kocaeli özelinde de görüyoruz sevgili dostlar. Onun için bu Afyon'daki seçimin böyle bir özelliği vardır. Kamuoyunu aydınlatmadığını ifade ediyorum. Yoksa öyle büyük bir zaferdir diye edasıyla da oynayacağız, hava fişekleri atacağız, kutlayacak halimiz ama yok. Ama şöyle de okunurdu değil mi? Yani AK Parti bir gerçekten bir oy kaybı içinde olsa çok büyük. Oraya da yansırdı. Bu muhalefet bunu kullanmaz mıydı? Tabii. Kullanırdı. Çok ciddi kullanırdı. Yani bizim açımızdan bir bayram havası yok. Ha. Büyük bir başarı değil. Ama muhalefet tersi bir sonuç olsaydı kullanırdı. Onu artık düşünün nasıl kullanacağını. Muhalefeti kullanırdı yani. Kaldı ki benim hatırladığım kadarıyla Ahmet Bey, Sayın Davutoğlu orada miting dahi yaptı. Evet, 17 oy aldı. 17 oy aldı. Yani üyeleri bile vermedi. Yani yönetim kurulu üyeleri bile vermedi. İzmir'den bir aday getirmiş onlar. Bilmem, İzmir, Ankara, İstanbul'u bilmem. Yani tutturamadılar orada. Ben takip ettim çünkü seçimleri. Ama şu, yani çok fazla muhafazakar iklimi var. Çok kantarın topuzu fazla kaçmış. Dengeler çok bozulmuş. Ya adam çok fazla talılıyor. Yani dediğiniz gibi çok büyük bir olay değil. İhtiyadi bir temkinlik içinde karşılaması ben şey buldum. Doğru. Yani ya, öyledir. Yani biz doğru okumak lazım. Muhalefet tersini okurdu. Okurdu. Tersi okurdu. Olsaydı zaman, evet. Artık bizi erken seçime davet ediyor ya hani. Evet, evet. Yani milletin gündeminde seçim yok ama erken seçim deyip duruyor muhalefet. Evet. Şimdi erken seçim dedik Sayın Başkan. Her gün bir bakıyoruz kanallara veya işte yazılan çizilenlere, ha kendi şahsen şunu şey yapıyorum, onu da antiparantez izleyicilerimize söyleyeyim, 1-2-3-4 anketi bir araya getirerek bir ortalamayla bir sonuca varıyorum ama buna rağmen, yani bir temkinli yaklaşıyorum bu işlere, bir partinizin ve Cumhuriyet İttifakı'nın genelde bir azaldığı yönünde bir kanaat böyle gelişti. Siz kamuoyu araştırması yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Hiç elde ettiğiniz sonuç en son nedir? Nisan ayında yaptık. Nisan sonunda, Mayıs başında yaptık. Kocaeli için mi söylüyoruz? Kocaeli, tabii ülke genelinde buradan okuyoruz. Peki, ülke geneli için yapılanları da tabii genel merkezden paylaşıyoruz gittiğimiz. Yani en son efendim, biz, evet, Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki eskisi gibi ben şeylere inanmıyorum falan dedi. Ondan sonra bir sizde anketler durdu. Bir açıklanmıyor ama bir her gün bir anket bir bakıyoruz, hep özellikle muhalefet de kullanıyor. Bir şey var. Yani bir eksilme, bir azalma var. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani, ben gördüğüm şu. Hı. Anketlere bakarak ifade ediyorum. Hı. Bu Kocaeli özeli olabilir. Biz Kocaeli'nin tüm 12 ilçesine büyükşehir olarak yeni yaptırdık ve sonuçlar önümüzde. Hatta nedir abi? Geçen hatırlarsınız 15 gün önce milletvekillerimiz ve abi dur, tüm şimdi ilk kez bir rakam alacağız. Bir rakam konuşacağız. Yani rakam konuşalım. Tek tek ilçe ilçe ben burada girmiyorum ama büyükşehir diyeyim size. %56,5 şu an Tahir Bey'in oyu. Yani %54, 2 puan artmış vaziyette. 56,5. Evet. Muhalefet adayı ne görünüyor yani? %37'lerde. %37. Onun seçime göre bir artışı artış var. Şu an 2 puan. Mutlaka 2 puan. Ne bu dedi? Mayıs başı mı dedi? Nisan sonu. Nisan sonu. Nisan sonu. Yani şunu anlatalım. Biz sürekli kendimiz sahadayız ve burada bir şey söyleyeyim. 12 ilçeyi İzmit'e dahil ölçtünüz. Alıyoruz. Alıyorsunuz. Bu anket sonuçlarına göre.
Evet. Bir şey değil. Şimdi canlı yani yayındayız. Şu bir dakika. Yani, tamam. Bir ankete ben inanmıyorum. Şöyle. İnanmayın. Yok yok. İnanmıyorum. Ama ben burada ve hatta bunu dedik ya geçen 15 gün önce Seka Park Otel'de bir kamp yaptık. Sabahtan akşama kadar bütün belediye başkanı, ilçe başkanı, milletvekillerimiz, büyükşehir belediye hepimiz değerlendirdik ve bunu da paylaştık. Burada bir sorun yok. Yani genel seçimde de baktığınız zaman, genel seçim bazında baktığınız zaman Cumhur İttifakı %52, %53'lerde şu an. Bir sıkıntı yok. Ve ilk turda Cumhurbaşkanı seçimini kazanacağımıza inancımız tam. Ama bu inancımız tam diyerek de yatmıyoruz. Ayağımızı uzatıp istirahat etmiyoruz. Az önce ifade ettiğim gibi önümüzdeki 16 ayın bile programını yapmışız. Şimdi öyle şey söyledin ki Mehmet abi sormadan yapamayacağım ben şimdi. En azından bir tahlil yapmanı rica ediyorum İzmit'le ilgili. Alıyoruz dediğinizde zaten 11'i şu an AK Parti'nin. Yani ya orada, meclise zaten kazanmadık biz meclis, geçen seçim arkadaşlar. Bu bir size bir şey gibi gelmesin yani. Tamam meclis farklı kazandınız ama şey gibi gelmesin. Peki, geçişkenlik edelim. Şöyle çok özür diliyorum. Ben çok da anket meraklısı biri olduğum için soruyorum. Evet. Oy geçişkenliği nasıl şimdi, yani daha önce CHP oy vermiş, CHP adayına oy vermiş tabii seçmenler ki mi ya geri geldi? Bizden olup bize oy şimdi vermeyeceğim diyen de çıkabiliyor. Biliyorsunuz bu tabii, anketlerde mutlaka yani var. Mutlaka %100 sizin seçmeniniz. Bir önce size oy veren seçmenin %100'ü oy vermez. Vermez. Yani bu gerçeği de bütün partiler öyle. Sadece AK Parti hepsi için geçerli. Bu geçişkenlik var. Adaya göre değişiyor. O anki haleti ruhiyesine göre, düşüncesine göre çok doğal bir şey. Evet. Ama net bir şey söylüyorum. Yani net bir şey söylüyorum. Bizdeki bu anket sonuçlarına göre 12 ilçede, büyükşehirde bugün seçim olsa AK Parti'nin belediye başkanlarıyla yönetilecek. Bu durumda. Ha bunun üzerinde yorum yapmak, farklı bir takım görüşler ifade etmek, farklı anketler sunulabilir mi? Sunulabilir. Biz ısmarlama değil, objektif kriterlere dayalı olarak bir anket yaptırdık. Bir önceki anketinizde de böyle miydi yoksa? Farklıydı. 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 Doğruya doğruya. Farklıydı. Kaç ay önceydi başkanım? O bir seneyi geçti. Bir ya. Seneyi. Yani bir sene önceki seçimin durum, fazla, seçimden sonraki hemen hemen durum. Sonrası evet. Gibiydi yani. 3, 5 ay ve 6 ay sonrası filandı yani. Evet. Evet, 6 ay sonra seçim yaptık diyorlardı ama ben de şimdi hatırlıyorum. Yani, bu zaman, yeni. Bu yeni. Yani biz burada İzmit'i alıyorsunuz diyorsunuz. Yani. Evet şu an bomba. Bu anket sonuçlarına göre İzmit'i alıyoruz Allah'ın izniyle. 12 ilçeyle kazanırız. Yani biz belediyeciliğin bir soru daha sorayım. Sor. Söyle ya, şimdi yakalamışız. İki dakika diye arkadaşlarım da ana kumandan söylüyorlar ama peki en yüksek oy aldığınız hani oyunu en çok artıran ilçeler? Öyle bir yarışa sokmayayım. Hepsi var. Tespit edilmiş vaziyette. Yani özellikle belki paylaşırım off the record ama şu an canlı yayında sormayayım. Yani yapmayalım. Çünkü peki. Belediye başkanlarımızı bir yarışa sokuyormuş havasını olmasın. Daha hizmette yarışıyorlar. Hizmette yarışıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum buradan. Yani başta büyükşehir belediye başkanımız olmak üzere en kalbi en samimi duygularımla söylüyorum. Her biri gerçekten üstün bir performans ortaya koydular. Bizim için gösterge şu. Stratejik planları var belediyelerin. 5 yıllık bir stratejik plan yapar belediye. Her belediye seçildikten sonra meclisten geçer. Her yıl da bunun performans analizi yapılır. O da meclisten geçer. Ne kadar başarılı olduğuna dair. Benim belediye başkanlarımın tamamı bu performans analizini geçiyorlar ki ankette de bunu görebiliyoruz. Şimdi sevgili izleyenler bir reklam arası vereceğiz ama biz tabii anket konuşalım istedik ama sevgili başkanımın sonuç vereceğini gerçekten bilmiyorduk burada. İlk kez evet. TV41 ekranlarından duydunuz. Bu AK Parti'nin yaptığı ankette Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Büyükak'ın oylarını 2 puan da artırarak %56,5 olası bir muhalif ortak adayı diyelim en azından ya da ana muhalefetin adayı da %37 oy alabiliyor. Ama daha çarpıcı olan AK Parti İl Başkanı Mehmet 55 diyor ki bugün seçim olsa 12 ilçeyi de biz alırız diyor. Tabii biz biraz belki zorlayacağız reklam arasından sonra ama enteresan bilgiler verdi. Başka enteresan şeyler de söyledi.
bu bir saat içinde. Onları da konuşacağız ama daha siyasetten soracağımız çok şey var. Şimdi bir reklam arası, sonra tekrar birlikteyiz. Tekrar birlikteyiz sevgili izleyenler. TV41'de 7 artıda konuğumuz AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet 55 sevgili başkanla tam bir saattir sohbet ediyoruz. Çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Ben notlar almışım. Şöyle bir küçücük üzerinden geçeyim. Sıkıntıları, esnafla ilgili sıkıntıları biliyoruz ama çarenin biz olduğunu da biliyoruz dedi başkan. Bir çarpıcı cümlesi var. Vefat eden pandemide kaybettiklerimiz için pandemi şehidi dedi. Doğru. Onu salgın dini evet, inanışımıza göre yani salgında altını çizerek şehit mertebesindedir. Evet. Onun için sonra aşıyla ilgili onu söyleyeyim hemen. Aşınız olun, sonbaharda normale döneceğiz. Ama herkes üzerine düşeni de yapsın dedi. Onu biz de özellikle Sadun abi de ben de vurguladık. Aşı bizim şu an elimizdeki tek çare. Doğal gaz rezervleriyle ilgili enerjide dışa bağımlıyız ama doğal gazın bulunmasından da çok memnunum dedi. Sembol yapılar gücün işaret şeyidir dedi. Market enflasyonunu bunu önemsiyorum çünkü enflasyonla ilgili çok tartışmalar var. Sevgili başkan market enflasyonu yok sayamayız ama büyüme rakamları da emin adımlarla yol almamızı sağlıyor, gösteriyor dedi. Esnaf da umutlu, iki ay sonra başka bir atmosferde olacağız dedi ama son ilk bir saatin sonunda öyle bir şey dedi ki yani biz emin olun bilmiyorduk programdan önce. Anketler konuşalım istedik ama biz daha genel anketleri sorarken Nisan ayı sonunda yaptırdıkları parti olarak yaptırdıkları bir Kocaeli anketini anlattı. %2.2 artışla Tahir Büyükakın'ın %56.6 oy alacağını eğer bugün seçim olsa söyledi. Muhalefetin adayının ise %37'de kalacağını söyledi. Ama daha da çarpıcı bir şey söyledi. İşte orada reklama gittik. Hep kısa bir reklam arası veriyorduk. Uzun bir reklam arası oldu. İzmit dahil 12 ilçeyi alırız bugün seçim olsa. Alıyoruz dedi. Anket sonuçları bunu söylüyor dedi. Orada kaldık. Ne tabii diyorsun Serdar abi? %37 derken ittifaklar oluşabilir. Ayrı mesela en büyük ana muhalefetin ana muhalefet olarak öyle bakıyoruz. Diğerleriyle birlikte. Hı-hı. Ufak partiler bir puan, iki puan, üç puan. Onu ekle şey yapabiliriz. Oradan bakarsınız. Ya. Yani onu da öyle peki, söyleyeyim. Peki evet. Kaldık. Kaldığımız yerden devam peki, edelim. Peki şöyle. Sen mi sormak istersin ben mi sorayım? Sor, abi? İzmit'e dair en azından şunu söyleyebilir misiniz? Şimdi oy skalası çok birbirine yakındı seçimde. Bir sene önce de farklıydı dedi. Bugün bir makas açıklığı var mı? Yine at başı bir yarıştan mı? Şimdi, başa baş bir yarıştan mı? Şimdi ediyoruz? Sevgili dostlar, burada ben çok samimiyetle yapılan bir anketin ipuçlarını verdim size. Çok fazla detaya burada girmek istemiyorum. Benim boşa konuşmayacağım, yani dayanağım olmayan bir hususta da konuşmayacağım. Evet. Siz de bilirsiniz, kamuoyu da bilir. Bu hepimizin bildiği uluslararası, ulusal düzeyde güçlü bir anket firmasının yapmış olduğu bir ankettir. Ha şeyi sordunuz, yöntem zaten pandemi sürecinde biliyorsunuz yüz yüze anketler artık mümkün değil. Telefon zaten telefon şey de ona dönüyor. Anket firmalarının tamamına yakını dünyada da böyle bu sisteme dönüyorlar zaten. Onu da ifade etmek isteyeyim. Evet, başka soru. Şimdi peki, şimdi bu arada reklam arasında sevgili Adem'in
programı izlediğini söylemiş. Cumhurbaşkanıma selamlarımı iletiyorum. Aydın Ünlü sağ olsun. Mesaj gönderdi. Aydın, Aydın kardeşim. Selam olsun. Onu da konuk alacağız. Bu arada söyleyelim. Haftaya yine yeri gelince programı kapatırken de söylerim ama Haydar Akar'ı konuk edeceğiz. Daha sonra da eğer bir aksilik olmazsa sevgili Aydın Başkan'a da buradan çağrı yapmış olalım. Evet. Aydın Başkan'la birlikte olmak istiyoruz. İki kartepeliği peş peşe alacağım yani. hemen peşinden de Aydın'la eğer tabii müsaitse konuşuruz tabii. Onun da programı uygunsa konuk etmek isteriz. Çok keyifli Aydın Başkan'la program yapmak, onu söyleyelim. Nasıl geçtiğini vaktin anlayamıyorsunuz. Öyle keyifli programlar yapıyoruz ama şimdi bir başka Cumhur İttifakı'nın içinde saydığımız Büyük Birlik Partisi'nden bir çıkış oldu. İzmit Belediye Meclisi'nde başladı. Hı hı. Grup Başkan Vekili Muharrem Tutuş'un aslında ben konuşmayı dinledim. Hani ben videoyu izlediniz değil mi konuşmayı? Ben izledim, o yüzden de yazdım da. Çünkü hani orada BBP ile ve Muhsin Yazıcıoğlu'yla BBP'nin doğal lideriyle bir şey yok aslında. Sadece Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'ndan bahsediliyor ve hatta LEH'te bahsediliyor. Evet. Fakat bir yanlış bir şey var, anlaşılma var herhalde. Çok ağır bir açıklama yaptı Büyük Birlik Partisi İl Başkanı. Ben şaşırdım yani. Çünkü eğer o video benim seyrettiğim kadarı seyredilmiş olsa bunlar söylenmezdi. Siz görüştünüz mü başkanla yoksa ya da ne düşünüyorsunuz? Büyük Birlik Partisi'nin Cumhur İttifakı'nı tam içinde sayıyor muyuz, saymıyor muyuz? Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle genel başkanlara ve genel merkez politikalarına bakmak lazım. Hı hı. Sayın Mustafa Destici beyefendi, Cumhur İttifakı'na en samimi desteği bugüne kadar verdi, vermeye de devam ediyor. İfadeleri, beyanları bu noktada hepimiz ülke olarak gözümüzün önünde cereyan ediyor. Yerli ve milli meselelerdeki duruşunu da hepimiz biliyoruz. O yüzden bir problem yok. Yani Sayın Destici'nin ortaya koyduğu irade, Cumhur İttifakı'na olan samimi desteklerin devamının bir işareti. Remzi kardeşimize gelince, Remzi Bey benim çok eskiden beri tanıştığım, hukukumuz olan bir kardeşimiz. Gölcük'te biliyorsunuz orada evet. Da ilçe başkanlığı yapmıştı. Güzel, seviyeli bir dostluğumuz ve de siyasi anlamda da ilişkilerimiz var. Aslında Remzi kardeşimizin o yazısı hiç de uygun değil. Üslup olarak diyorum. Ve onun karakterine de, yapısına da uygun değil. Ama hangi haleti ruhiye içerisinde yazdıysa, ki inanıyorum İYİ Partili meclis üyelerinin İzmit'teki yanlış yönlendirmeleriyle olduğuna inanıyorum. Ama ben medyada, sosyal medyada, yazılı medyada evet, farklı bir şekilde bu tür polemiklere girmeyi sevmeyen biriyim. Yapı olarak ben Remzi'yi ararım. Aradım da Remzi kardeşimizle de görüştüm de. Ondan sonra yani kendisi de bir... Yani optrikort olmayan şeyi anlatabilir misiniz? Yani? Yani ben görüştüm kendisiyle de. Yoksa sosyal medyadan çıkıp da aynı üslupla benim de cevap vermem... Mümkün değil. Öyle bizim yapımıza ve anlayışımıza da uymaz. Az önce de ifade ediyorum, ettiğim gibi Sayın Mustafa Destici'nin genel başkanının, Büyük Birlik Partisi genel başkanının ve genel merkezinin tutumu ve eylemi bizim için önemlidir ve bu Cumhur İttifakı ile samimi ve iyi bir ilişki içinde oldukları da ortada. Bu meselede de yani Muharrem Bey çok güzel bir şey ifade ediyor. Yani İzmit Belediyesi'nde heykel mi anıt mı tartışması var. Yani bizimkiler siz heykele çok para harcıyorsunuz ya işte istediğimiz gibi olmuyor yaptıklarınızda gibi bir tespit de bulunuyor. Mevcut İzmit Belediyesi yönetimi de geçmiş AK Parti yönetimlerini arşivden tarıyor. İşte siz de şu kadar milyon liralık işte heykele para harcamışsınız diyor. Bizim grup başkan vekilimiz de önce çok güzel veciz bir şekilde heykelin ne olduğunu, anıtın ne olduğunu anlatıyor. Ondan sonra diyor ki biz anıt yaptık diyor. Anıt bugünden, geçmişten gelecek nesillere verilecek olan bir takım değerlerin aktarımı. Biz diyor işte 15 Temmuz anıtı yaptık diyor, işte Çanakkale şehitleri ile ilgili yaptık diyor, işte hatta işte Muhsin Yazıcıoğlu anıtında yaptık diyor. O arada da şeye dönüyor işte İYİ Parti Belediye Meclis pardon Başkan Yardımcısına Sayın Nurettin Bey'e dinlediyseniz
Nurettin abi yani o da geçmiş dönem Büyük Birlik Partisi il başkanlığı yapmış bir insan yanlış hatırlamıyorsam Nurettin. Muharrem Bey de o niyetle, samimiyetle diyor ki abi sen de mi Muhsin Yazıcıoğlu isminden rahatsız oluyorsun diyor. Şey bu. Yani biz Sayın Yazıcıoğlu'nun saygımız sonsuz, Yüce Rabbim rahmet eylesin. Mekanı cennettir inşallah ve teala. Bu tür polemikler kimseye fayda sağlamaz. Remzi Bey sonra yeni bir feyisinde tekrar bir açıklamada bulundu. Kimse siyasi bir malzeme her taraf için söylüyorken haklı olarak. Kimse siyasi bir malzeme çıkartmasın, kendine bir fayda sağlamasın diyor, kapatıyoruz olayı. Olay bu ama ben bir kez daha başa dönüyorum. Destici'nin yaklaşımı, Sayın Destici'nin yaklaşımı ortak. Kıymetli bir yaklaşım. Evet, bizim için kıymetli. Şimdi biraz uzaklaşalım. Hiç tamam. Girmedik. Sedat Peker malum. Hiç yani, girmeye de değmez ama. Yok bir girelim. Özet yapalım. Bir özet yapalım. Yani nedir? Yani evet. Bir yani, de nasıl bakıyorsunuz? Sizin nasıl baktığınız ve bir değerlendirme almamız lazım. Yani benim de bir bakışım yani var. Sayın, çok fazla itibar ettiğim bir olay değil. Bu hususta başta birinci derecede muhatap olarak İçişleri Bakanımız televizyonlarda canlı performans açıklamalarda bulundu. Ben hem TRT'deki hem de Habertürk'tekini izledim, ben dikkatle de izledim. Evet, evet. Yani sorulan sorular, verilen cevaplar açık ve net ortada. Ondan sonra videolar peş peşe geldikçe gördük ki şey başka, yani amaç başka. Yani geçmişte FETÖ'cülerin isnat ettiği bir takım suçlamalar burada da tekrar gündeme geliyor. Bilhassa Sayın Cumhurbaşkanımız da grup konuşmasının ondan sonraki konuşmada da ki en son il başkanları genişletilmiş il başkanları toplantımız yassı ada olarak bilinen Özgürlükler ve Demokrasi adasında oldu. Oraya gittik. Orada bizleri topladı. Orada da bir kez daha Sayın İçişleri Bakanımıza olan güvenini ve bu noktadaki desteğini ifade etti. Ama uzun bir etti. Süre yani AK Parti'den güçlü bir ses çıkmadı başkanım. Yani şimdi yani en güçlü ses İçişleri Bakanı'ndan çıkacak. Şimdi bu parti meselesi zaman içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız hemen konuya müdahil olup da bir beyanatta bulunması çok yanlış bir şey zaten. Çok doğru bir tespit değildi. Sayın Cumhurbaşkanımız gerektiğinde, zamanı geldiğinde bu tespitini yaptı ve noktayı koydu bana göre. Peki şu küçük bir soruyu içine koyayım Sayın Başkan. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama Devlet Bahçeli, Sayın Bahçeli'den sonra geldi. Yani bu ya grup toplantıları bir gün önce anladığım kadarıyla Salı günü. Ne yapayım? Bizimki de çarşamba günü. Yani sadece grup toplantısı ve zamanlaması başka bir anlam yükleyemiyorum. Yani benim anladığım bu. Yani bir gün önce oluyor MHP'nin grubu. Hukuksal bir boyutu var mı sizce? Yoksa yani şimdi sadece hukuksal boyutu işte Sayın İçişleri Bakanımız hukuka intikal ettirilsin istedi. Hukuka da intikal etti ve bildiklerini de orada tüm detaylarıyla birlikte de ifade edeceğini ilan etti. Artık bundan sonrası boş, teferruat. AK Parti'yi bu şeyin çıkışın, videoların etkilediği, zarar gördüğü söyleniyor. Hiç de öyle bir tespit yok. Kesinlikle yok. Yani bu anket çünkü Nisan sonu dediniz. Mayıs bundan yerine niye etkilensin ki? Yani bir şöyle öz eleştiri yapmak lazım. Yani düz mantık bakmak lazım. Yani burada isnat edilen suçlarla yani nasıl AK Parti ya ta Susurluğa kadar indiniz, bugünlere gittiniz falan. Yani çok çetrefilli işler. Peki şeye gidelim mi? Nereye? İlave edeceğim bir şey var mı bu konuda? Yok yani. Şöyle, hani performans deyince biraz da AK Parti'nin size içeriye dönelim. Böyle daldan dala olmuş oluyor ama daha hani Kocaeli'de yayın yapan bir televizyondayız. AK Parti vekillerinin performansını nasıl buluyorsunuz? Yani bu sahaya çıkıyoruz, çalışıyorlar dediniz ama ben yani AK Parti ile ilgili mesela Tahir Büyükak'ını bana da deseniz ki reklam arasında da konuştuk. Mesela o rakamları ben bilmiyorum ama bana da sorsanız evet bir yükseliş olduğunu tahmin ediyorum bir gazeteci olarak diyebilirdim rahatlıkla. Çünkü saha gözlemimiz var. Buradan ama mesela AK Parti'de
Mesela sizin için de, yani buradasınız diye biz baş başa olduğumuzda da bir il başkanı olarak performansınızın yüksek olduğunu söylüyoruz. Ama vekillerle ilgili aynı şeyi ben söyleyemiyorum. Genel olarak da böyle bir eleştiri var. Sadece bende olsa derim ki Adem Türk'ün sen subjektifsin. İşte niye kötü niyetlisin, şey yapıyorsun ama böyle bir şey var. Siz nasıl bakıyorsunuz? Tabii koruyucu bir tavrınız var ama şimdi bu akşam da çok samimi, sıcak şeyler söylediniz. Bunda da tabii, biraz ekibimi, hani teşkilatımı, vekillerimizi koruyacağım mutlaka. Onları haksızlıklara karşı korumak benim asli görevim. Bu da bir algı yönetimi ve haksızlık yapılıyor. İki aşamalı değerlendirmek lazım vekillerimizin performansını. Bir, mecliste ortaya koydukları performans. Devamlı mecliste toplantılara iştirak ederek esas asli vazifeleri olan yasaların çıkartılması noktasında harfiyen görevlerini yerine getirmekteler. Tüm vekillerim bu noktada öncelikle bu vesileyle ben hepsine teşekkür ediyorum. Yani meclis performansları noktasında çok başarılı bir performans ortaya koydular. İkinci husus, meclis çalışmaları bittiği an adresleri hemen Kocaeli oluyor. Sevgili dostlar, sizler de kısmen bunu gözlemlediğinize inanıyorum. Yani cuma günü dönerler Kocaeli'ye, pazartesi akşamı veya salı günü grup salıya, çarşambaya geçtiği için bazen de salı sabahı meclis toplantısına yetişmek üzere yola çıkarlar. Şimdi olaya böyle yaklaşmak lazım. Yani hafta sonlarını da meclisin kapalı olduğu günlerinde geliyorlar Kocaeli'de bizlerin, çünkü bizim halkla ilişkiler başkanlığımız her milletvekilimiz için her ilçede program organize ederler. Onların danışmanlarıyla birlikte planlarlar ve nihayetinde takip ediyorsanız asgari iki ilçede meclisin kapalı olduğu günler için ifade ediyorum milletvekilimiz vardır. Bir dönüşümlü olarak. Hatta pandemi öncesi yine hatırlatayım, partimizde ilde nöbet tuttular. Halka açık. İlçelere sonra bunu intikal ettirdik. Ve nihayetinde biz her ay düzenli olarak milletvekillerimizin Kocaeli'de yapmış oldukları faaliyetleri ortak bir program var. Genel merkeze oraya atıyoruz. Ve genel merkezimiz de bunu takip ediyor. Yani milletvekillerimizin performansını onlar da gözlemliyor, takip ediyor. Yani biz daha söyleyeyim, bizim milletvekillerimizin yapmış olduğu her bir programı planlıyoruz ve uygulandıktan, icra edildikten sonra o programı genel merkezimize atıyoruz. Milletvekillerimizin performansını genel merkezde karnelerini tutuyor bizim tuttuğumuz gibi. O açıdan haksızlık kimse yapmasın. Milletvekillerimiz sahada. Mutlaka şu söylenebilir. Biz haftanın 7 günü 24 saat bu kentte yaşıyoruz. Vatandaşlarımızla buluşma imkanımız daha fazla. Ama milletvekillerimizin asli vazifelerinden biri de niye seçiyoruz? Bizim yaşamımızı rahatlatacak, ülkemizin geleceğe yönelik hedeflerini planlayacak yasaları çıkartmaları. Meclisteler gece sabahlara kadar çalıştıklarını da hepimiz biliyoruz. Ama döndüklerinde de haftanın 2 günü, 3 günü sahada yiğitlerce mücadele ediyorlar. Haklarını verin. Büyükşehir Belediye Başkanı'na laf ettirmiyor. 11 ilçe başkanına laf ettirmiyor. 7 tane milletvekiline laf ettirmiyor. Ben söyleyecekleri peki, söylüyorum kendilerine. Peki. Sizi ele alalım. Biz dedik ki sizin için, ya dedik, kucaklayıcı, kapsayıcı, abi olsun diye geldik. İkinci dönem devam ediyorsunuz. Gördük ki artık AK Parti abilikten öte bir de ihtiyaç hissetti. Devam ediyorsunuz. Tamam. Böyle dedik. Bu benim için bir onur aslında. Bir şeref siz, gerçekten. Siz il başkanı olarak, Mehmet 55 olarak bu geride kalan süreye baktığınızda kendi performansınızı nasıl görüyorsunuz? Eksiklerim var. Bunu da çok samimi söylüyorum. Çünkü ben ilk günde söyledim. 24 Mayıs'ta görevi aldık. 25 Mayıs'ta il binasında cumartesi günü bir basın toplantısı yaptım ve basının huzurunda da açıkça da ifade ettim. Ben 41 yıl belediyecilik hayatım var. Yani ben belediyecilik hamuruyla yoğrulmuş bir kardeşinizim. İkinci, farklı bir şekilde ifade edersek,
teşkilat hamuruyla hiç yoğrulmadım. Evet, biliyorum. Hiç teşkilatçılığım olmadı. Olmadı. Bunu evet. Açık ve samimi olarak doğru. O gün de itiraf ettim, bugün de itiraf evet, ediyorum. Doğru. Ben iki yıldır teşkilat işleriyle hemhal oluyorum, yoğunlaşıyorum. Maalesef bunun bir yılı aşkın süresi de pandemiyle geçti. Zor. Halen eksiklerim var, ben bunun farkındayım. Ama bir şey daha buradan ifade etmek istiyorum. Benim karakteri yapım bu. Samimiyetle en iyi yapmak için tüm ekibimle, arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla, ana kademe, gençlik, kadın kollarımızla, mahalle yapılarımızla çalışıyorum. Uyumlu bir tempodayız. Bizim gelecek hesabımız yok, arka planımız yok. Tüm teşkilatlar olarak söylüyorum. Bizde 3F yasak. 3F'yi yasak. Fitne, fesat, fücur. Bunlar yasak bizim. Aramıza girilmez. Ama 3S var. Sevgi, saygı, samimiyet. Bizim düsturumuz bu. O açıdan eksik ve noksanlarımızla birlikte bu 3F'yi yok ederek, 3S'yi kendimize yol haritası kabul ederek yolumuzda yürüyoruz. Benim karnemi de mutlaka teşkilatlar ve genel evet, merkez tutuyordur. Hesabı veririz. Yani yok, şimdi bir nokta koyalım. Reklama gitmem lazım. Reklamdan sonra ama iyi özetledin Mehmet abi. Bir reklam arası tekrar beraberiz. Tekrar birlikteyiz. 7 Artı'da konuğumuz AK Parti Kocaeli İl Başkanı Sayın Mehmet 55 ve çok çarpıcı, çok zevkli, çok farklı bilgilerin yer aldığı bir buçuk saati, 90 dakikayı devirdik. Son bir yarım saat yine birlikteyiz ama artık siyaset değil de biraz kenti konuşalım istiyoruz. Ama kent deyince de benim aklıma hemen Kocaeli Spor'u geliyor. Bir fotoğrafın aklımda kaldı Mehmet abi. Toplantıyı yarım bırakmışsınız. Evet. Sevinç'ten. Niye aklımda kaldı onu da söyleyeyim. Biz de gazetede hemen hemen benzer bir görüntüyle o Trabzon'daki şeyde maçı seyrederken çıldırmış. İbrahim hemen dedi ki ya bir perdeye bakalım. Toplantıda hareketli anında kestik toplantıyı. İl yönetimi toplantımızdı. O çünkü son anda gelen golle kurtardı işi Trabzon'da, yoksa çok muhteşemdi. Yoksa bugün bu tebessümü yapamayacaktı. Sonra Sakarya, Sakarya spor finali, o ayrı bir şey. Maçta mıydın? Tabii gittim. Maçta Sakarya maçına gittik. Yani demin de ifade ettik ya, kentin sembolleri var. Evet. Aslında artık kentler yarışıyor dünyada. Ülkemizde evet, de öyle. Evet, evet. Marka değerleriyle kentler öne çıkabiliyor. Evet. Şimdi spor da bu marka ülkeler değerlerine de öyle değil mi? Ülkeler de öyle. Dediğiniz gibi ben İtalya'yı, İspanya'yı falan baktınız. İngiltere'ye baktığınız zaman futbol, Almanya'da kısmen ama buraları evet, futbol olarak bakıyorsunuz ki ön planda doktor hemen aklınıza geliyor. Oradaki kulüpleri rahatlıkla söyleyebiliyorsunuz. Evet, hem ticari değerler hem de kültürel evet, değerlerle, sportif değerlerle artık ülkeler ve şehirler öne çıkabiliyor. Kocaeli spor bizim için çok önemli. Bir hususu da paylaşayım. Sayın Cumhurbaşkanımız kente her gelişinde biz hep Kocaeli Spor'u sormuştur. Ki mitiklerde de canlı olarak da söylemiştir. Tayyip Başkan'la şahsına çok net olarak şu cümleleri sarf etti. Kocaeli Spor'u Süper Lig'de görmek istiyorum dedi. Bunu samimi söylüyorum. Yani siyaset olsun diye ifade etmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki gönlünden geçen samimi duyguları bu. Ve bu çerçevede de biz de ki Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın'ın da ortaya koyduğu samimi gayret tartışılmaz. Ve inandık, gerçekten inandık. Yönetim, futbolcular, teknik heyet hep beraber bu başarının elde edilmesi noktasında tüm samimiyetle, içtenlikle çalıştılar. Ve bu arada bu vesileyle
sevgili Hüseyin Üzeymez kardeşimize de geçmiş olsun dileklerimizi ileterek kulübe verdiği emeklerin türlü teşekkürlerimizi ilan edeyim. Engin Koyun Bey'e, yönetim kurulu üyesi kardeşlerimize, geçmişten bugün de görev olan teknik heyete, futbolculara, destek veren herkese, tabii ki en güçlü yanımız taraftarımız. Yani taraftarı en güçlü bir şekliyle takımını destekleyen bir taraftar. Odre Meydan grubumuza, taraftarlarımıza da buradan teşekkürlerimizi, tebrik ve takdirlerimizi iletiyorum. Daha yolun sonu şampiyonluk dedik ama tabii yani yeni bir yol açıldı ve buradan da Süper Lig'e giden bir güzergah açmaya çalışacağız. Ayağa basan transferler yapıyor. Mesela evet. Ben o Samsun'dan alınan yeni delikanlıyı çok beğeniyordum. Tespitler Kumile öyle. Dediğiniz gibi transferler doğru işler yapıyor. Doğru. İnşallah da verimini alırız. Hocamızın kalması da önemli. Tecrübeli evet, çok hoca. Önemli. Yönetimimiz Engin Koyun Bey'in önderliğinde, liderliğinde güzel bir birliktelik sergiliyorlar. Tahir Başkanımız, kent, taraftar grubumuz bir bütün olacağız. İnşallah bu yılda hedefimiz şampiyonluktur. Ben bir tespit yapayım, bu bölümü kapatalım. Gazetede haber sitesindeki en çok okunan haberlerin ilk beşi hep Kocaelispor. O kadar söyleyeyim. Yani kentin böyle bir son 30 gündür bir de 30 gündür Kocaelispor haberleriyle yatıyor. Kocaelispor haberleriyle ve yani müthiş bir açlık var. Beklenti var. Onu da hani tabii bu bir aynı zamanda topluma bakış açısını da gösteriyor. Peki, siyasiler de, toplumu yönetenler de ya da katkı vermek isteyen kanaat önderleri de Kocaelispor'u önemli bir noktaya koymaları lazım. Bir hususu paylaşalım. Kapatacaksak Kocaelispor'u öyle kapatalım. Şimdi beklenti yüksek. Evet. Beklenti çok yüksek tutmamak lazım. Önce hedefimiz şampiyonluk tabii ki. İsteriz. Ama bu lig yani 4 büyük kulübü de koysanız bir Süper Lig olabilir. Yani takımlara baktığınız zaman şey, yani aynen öyle, yani öyle. Samsun'u, Denizli'si, ne bileyim işte Ankara Gücü, Gençler Birliği'si, Erzurum'u sayın, yani diğer takımlar her birini. Erzurum'la Eskişehir'i biraz yarıldılar. Yani dediğim gibi 4 tane büyük kulübü koyun, bir Süper Lig olur mu? Olur. Onun için futbolculara bu baskıyı şimdiden fazla yapmayıp ama mücadele etmelerini, ne desteğimizi vereceğiz. Sonuç İnşallah beklediğimiz gibi olur. İnşallah, isteğimiz o ama inşallah. Birinci hedefimiz burada tutunmak ve başarabilirsek de şampiyon olmak. Evet. Bu yolda yürüyeceğiz. Bir duyuruyla hemen onu söyleyelim. Yarın akşam da milli takımımız, evet, futbol takımımız İtalya'da Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçına çıkacak. Ev sahibi ülkelerden İtalya ile ve çok başarılı bir takımla oynayacak ama bizim milli takımımız da çok başarılı. Ay yıldızı futbolcularımıza çok güveniyoruz, onu da söyleyelim. Bize Kocaelispor mutluluğu yaşatmıştı. Şimdi onlardan da aynı mutluluğu bekliyoruz. Gerçekten ben onlardan da çok umutluyum. Hele Hollanda, Norveç maçlarından sonra Şenol Hoca'nın oynattığı futbolu gördükten sonra da orada da çok umutlu olduğumu söylemem lazım. Ve biraz kent konuşalım değil mi abi? Sözü sana bırakayım ben. Şimdi ben bu deniz salyasını konuşacağım ama daha sıcak bir gündem var. Onunla ilgili onu sorayım. Bir baktım bugün fotoğraflara, dün gelen fotoğraflara yürüyüş yoluna gittiniz. Yürüyüş yolu da evet, büyük hummalı bir çalışma var. Bir de orada esas proje de hemen başlamak üzere 20 Haziran'da başlayacak. Şehrin havasını değiştirecek yeniden yürüyüş yolu projesi. Ben birkaç gün önce, yani ben de hep geziyorum sizlerden farklı olarak, hep şikayet duyuyorum. Epey dert dinliyorum falan. Zaman zaman da aktarıyorum. Siz de gördünüz yürüyüş yolunda ne oluyor? Hemen, Sayın Başkan. Var olan gerçekleri paylaşayım sizinle. Öncelikle Alemdar Caddesi esnaflarına teşekkür etmem lazım. Çünkü dün sabah onların evet, davetiyle orada bir sokak kahvaltısıyla güne başladık. Evet. Yani bu çok anlamlı bir şey. Yani gönül ne kahve ister, ne kahvehane, gönül dost sohbeti ister, gerisi bahane. Yani oradaki kahvaltı mutlaka çok önemli değil ama oradaki esnafla bir araya gelebilmek çok bizim için anlamlıydı. Sayın Başkanım da, Tahir Başkanım da Alemdar Caddesi'ndeki yapılanma, yeniden yapma
altyapı çalışması ve üst yapı çalışmasıyla ilgili zamanından önce projenin bitmesi noktasında teşekkür mahiyetinde, gecikmiş bir teşekkür mahiyetinde bir kahvaltı tertip ettiler. Bizi de eksik olmasınlar esnafımız çağırdı. Orada bu mutluluğu paylaştık. Bir de Kocaelispor'un şampiyonluk pastasını kestik orada. Oradan Tahir Başkanımızla birlikte, heyetle birlikte yürüyüş yoluna indik. Orada bir belediyecilik gözüyle ifade evet. ediyorum. Belediye başkanı gözüyle ifade ediyorum. Geçmiş dönemde yapmış. Gerçekten çok sistemli, planlı ve programlı bir çalışma var. 8 ay içerisinde bitirilmesi hedefleniyor ama modüler düşünmüşler. Şimdi bir alanı öncelikle altyapıların yapılması gerekiyordu. Hem SEDAŞ giriyor, hem Telekom giriyor, hem farklı birimler, İSU giriyor, kanal giriyor, izgaz giriyor, yağmur suları giriyor, izgaz, doğalgaz giriyor. Bayağı bir çalışma oldu altyapıda. Ve şimdi dikkat ettiyseniz altyapı biter bitmez hemen stabilizesi serilip asfaltı aynen seriliyor ve trafiğe yol açılıyor. Yani bu çok önemli bir planlı bir çalışmanın en somut, en güzel, en canlı önünü orada gördük. Esnafla da buluştuk. Yani orada yol boyu esnaflarla, başkanımızla bizzat girdik. Ve çok samimi söylüyorum, esnafımızın tamamı çalışmadan memnuniyetlerini ifade ettiler. Çok seri bir şekilde girildiğini, hemen üstünü kapatıldığını ve asfaltının dökülmesiyle yürüyüşün, trafiğin açıldığını. Yaya yolları noktasında da onu da dikkat ettiyseniz kırılan, kesilen yerler hemen geçici olarak asfaltla yamalanıyor yaya yolları üzerinde de. Şimdi ilk etapta 360 metrelik kısmı yanlış hatırlamıyorsam kısmını orta yürüyüş yolunun betonlarını kaldırmaya başladılar. Endüstri Meslek Lisesi'nin önündeki kısımdaydık. Ve burayı da bir hafta içerisinde betonlanacak şekliyle düşünüyorlar. Yani modüler kısım kısım gidiyorlar. Açtıkları yeri bir hafta içerisinde altyapısını her şeyini bitirerek üst betonunu atacak geçici olarak. Yani trafiğe açılacak şekilde getirmeyi planlıyorlar. Ve çok sistematik ve planlı bir çalışma devam ediyor. İnanıyorum ki bu anlayışla, bu performansla çalışma sürerse zamanında rahatlıkla bu proje bitecek. Kocaeli gerçekten prestij bir caddeye kavuşacak. Yürüyüş yolumuz ben hayal ediyorum bitmiş halini hepimizi mutlu edecek bir noktada. Siz de arada sıra inecek misiniz? Yani ben de büyükşehir yetkililerle, sayın başkandan yetkililerden sürekli inceleme denetim yapacak. Siz de inecek misiniz? Ben bundan önce iki defa daha gezdim arkadaşlarımla orayı. Aha. Bakıyorum altyapı çalışmaları yapıldığı süreçte de geçtik. Ya bir de yani dedik ya Serde belediyecilik var ya. Evet yani. Çok da şey mutlu ediyor beni bu tür çalışmalar. Yani not veriyorsun bize o gözle il başkanı değil bize belediyecilik. Aynen öyle. Bir tüm samimiyetimle söylüyorum. Çok iyi gidiyor. Allah nazardan saklasın ki Alemdar Caddesi'nde de çalışma bu şekildeydi. İş programına harfiyen uyuluyor. Tabii burada Tahir Başkanımız çok güzel bir şey daha yapmış. Kontrol elemanlarının sayısını da arttırmış. İşin farklı boyutları var. O boyutları kontrol edecek, aksamadan zamanında varsa bir kusur düzeltilmesi noktasında kontrollerin görevi çok büyük. Hemen anında müdahale ederek tekrar bozup yeniden yapılmasını engelliyor. O çok güzel bir sistem kurmuşlar, hoşuma gitti. Siz çok eski bir belediyecisiniz. Ben de çok eskileri bilen biriyim. Eskiden belediye başkanlarına söz verilince yapılırdı. Sizi tenzih ediyorum. Yani bunun dışına çıkaracağım. Gölcük Belediye Başkanlığı zamanınızda son dönemi kastediyorum. Pek sizde görmedim. Ama son 3-5 yılda belediye başkanları biraz salmıştı. Sizin partinizin belediye başkanı, eski belediye başkanları. Zamanında bitirmek diye bir şey yoktu. Bir ara bir... Yok ya. Ha, öyleydi. Yok. Oldu. Yok. Ben şimdi zaten Sayın Cumhurbaşkanı da bunu gördü ki 11'ini de değiştirdi. Yok, o haksızlık yapmayalım. Oraya girmeyelim şimdi. Ben katılmıyorum bu görüşünüze. Yok. Bu görüşünüze katılmıyorum. Cumhurbaşkanı. Muhalefet şerhimi koyuyorum bu noktada. Yok. Sen mi? Evet. Müsilaj, tamam. Evet. Yani şimdi hakikaten büyük sıkıntı, büyük çok dert. Zaman zaman çok fazla tartışıldı. Ama sanki bir ara İzmit'e odaklı, İzmit Körfezi falan sandı. Halbuki hiç tüm Marmara'yı kuşatan bir dert, bir sıkıntı, bir sorun.
Ve sonunda geçen pazar günü çok önemli bir toplantı kentimizde gerçekleşti. Ardından İstanbul'da bir Sayın Bakan'ın katılımıyla, Marmara Boğazlar Birliği Belediye Başkanı sıfatıyla Sayın Büyükakın'ın da organizatörlüğüyle bir şeyler yapıldı. Evet, bir özetler misiniz? Yani burada bir kez daha tüm samimiyetimle ifade ediyorum. Gelinen bu noktanın mimarı Sayın Tahir Büyükakın'dır. İlk çıktığı anlarda, dikkat edin, çok fazla gündemde yoktu. Birkaç televizyonlarda işte deniz salyası, müsilaj oluşuyor, işte gelir gider, geçmişte olduğu gibi çok hafife alınıyordu. Sayın Başkanımız bu sıkıntıyı önden tespit etti ve Marmara Belediyeler Birliği'nin kongresi vardı. Hatırlarsınız. O kongreye özellikle ve özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanımızın katılmasını sağladı. Kendi kongresi. Gündeme bu hususu oturtmak istiyordu çünkü sıkıntı Marmara Denizi ile ilgili. Özellikle Marmara Boğazı'nı, iç denizde. Bizim Kocaeli olarak çok ciddi bir sorunumuz yoktu. Ama bunu görmek, tespit etmek ve bu noktada da sürecin hızlandırılması noktasındaki en ana unsur Sayın Büyükakın'ın ortaya koyduğu tespittir. Ve bilahare Sayın Murat Kurum'un da hakkını teslim edelim. Kendileri de işin ciddiyetini kavradılar ve dediler ki doğru, bu artık bir belediyelerin inisiyatifine bırakılacak bir husus değil. Hükümet olarak bizim de müdahil olmamız gerekiyor dedi. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları sonucunda 22 maddelik bir eylem planı oluşturuldu. Sıkıntının temelinde aslında en rahat aslında Körfez, Kocaeli Körfez. Sebebi de şu, bu müsilajın ana besin maddesi azot ve fosfor. Bu da evsel atıklarda oluşuyor. Bunun oluşmaması için öncelikli olarak, ağırlıklı olarak diyorum, evsel atıkların ileri biyolojik arıtmayla denize deşarj edilmesi gerekiyor. Ön arıtmayla deşarj edildiğinde sonuç çok fazla değişmiyor. Biyolojik arıtmada da sadece biyolojik karbon arıtıyor. Evet. Karbon arıtıyor. Evet. Yüzden... Bizim ileri biyolojik arıtma Kocaeli'de %70'lerde. Baktığınız zaman Kocaeli görevini yapmış bir konumda ama akıntıyla işte bugün Karamürsel'deydim. İşte Karamürsel'de de dün bir şey yok dedikleri bölgede bir baktık ki akıntıyla Boğaz'dan o taraftan gelmiş sahilleri, limanı olduğu gibi kaplamış ve bu hususta Kocaeli'de programın yapılması, eylem planının tanıtılması belki sanki sorunun buradaymış gibi algılandı. Aslında tam tersine Sayın Tahir Büyükakın'ın Marmara Belediyeler Birliği Başkanı olması hasabıyla kendi kentinde bu eylem planının açıklanmasını sağlaması da ayrı bir başarı. İşte biliyorsunuz kıyı belediyeler Sayın İmamoğlu dahil olmak üzere Edirne'si, Balıkesir'i hepsi buraya geldiler. Belediye başkanlarının valilerimiz o bölgelerin valileri geldi ve geçen hafta pazar günü bu eylem planı açıklandı ve bu plan doğrultusunda da çalışmalar sürüyor. Ben de iki şey söylemek istiyorum doğrusu. Tabii. Birincisi altını çizmek lazım. Biz bu sorunun kaynağı değiliz kent olarak. Bunu yani bir gazeteci olarak ben de söyleyeyim. Evet. O arıtma tesislerinin hemen hemen hepsini gezdim ben. Bir gazeteci olarak. İleri biyolojik arıtma noktasında da bu kent Marmara'nın en iyisi. Ama sorunu en çok yaşayanlardan biriyiz. Çünkü denizin akıntısı olmayan bölümü Körfez'ler. Daha kapalı bir alan. Daha kapalı alan. O yüzden kaynağı olmadığımız bir meseleyi en yoğun şekilde biz yaşıyoruz. Şimdi 2002'de iki tane atık su arıtma tesisi varmış Kocaeli'de. Hı hı. Bugün 23 tane var. Evet, 23 tane var. İbrahim abinin kulakları çınlasın buradan da. Evet. Buradan da selam ve sevgiler iletelim. İbrahim Karaosman oluyor. Önceki büyükşehir belediye başkanı. Buradan bir selam gönderelim. Sevgili başkan, iki dakikamız var sizin olan bölümümüzde. Çok hızlı aktı program. O iki dakikada siz Kocaelililere neler söylemek istersiniz? Onu söyleyelim, kapatalım. Kendilerini çok seviyorum. Tüm samimiyetimle söylüyorum ki AK Parti ve Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her derdin ilacıdır. Var olan sorunların da çözümü AK Parti'dedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın hem içeride hem de dışarıda ülkemizin hak ve menfaatleri noktasında
hem de mavi vatan olarak bildiğimiz denizlerde hak ve menfaatlerimizin korunması noktasındaki dik duruşuna sayın milletimizden aldık güçle dik durduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Biz hep teşkilatlar olarak toplandığımızda sayın Cumhurbaşkanımızla buluştuğumuzda dik dur, eğilme, bu millet seninle diye slogan atıyoruz. Bu bir slogandan öte bir inanıştır. Sayın Cumhurbaşkanımıza bunun gereğini Amerika ise Amerika'nın karşısında, Rusya ise Rusya'nın, Avrupa ise Avrupa'nın karşısına gittiğinde açık ve net olarak ortaya koyuyor. Ben bu vesileyle bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımıza samimi desteklerinden ötürü tüm Kocaeli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bundan sonra da onların hizmetlerinde olacağımızı ifade ediyor. Her birine sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de bizi kırmadınız, geldiniz. Çağırdığınız zaman sizi tekrar ağırlamaktan büyük keyif alacağız. Sizin samimi, tarafsız, objektif yayıncılığınız bizim için önemli. Çok teşekkür ederiz. Her şeyi sormaya çalıştık. Aslında sorabileceğimiz daha sorular var ama iki saati takdir geliriz, edersiniz. Yoğun bir program sonrası Sayın Başkan'ı ağırladık. Evet, biz bu akşam AK Parti Kocaeli İl Başkanı Sayın Mehmet Ali Beş'i ağırladık ama onu yolcu ettikten sonra bir saat daha Sadun abiyle hem bu programı hem de haftanın analizini yapmaya devam edeceğiz. Şimdi bir reklam arası, sonra yine karşınızdayız. Tekrar birlikteyiz sevgili izleyenler. İlk iki saatimizde AK Parti Kocaeli İl Başkanı Sayın Mehmet 55'i ağırladık ve 60 dakika boyunca, bir saat boyunca da Sadun abiyle birlikte hem programı hem de haftanın analizini yapmaya çalışacağız. Sadun abi, bu bizim ikinci 3 saatlik programımız değil mi? Bir Radiye Hanım'la. Ha evet, iyi hatırladın. Radiye Hanım'la 3 saat yaptık. Biz de 2,5 saate Vali Bey'di ama şimdi yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Yo, bu şeyin Aksoy'la mıydı? Seddar Yavuz'la mıydı? Seddar'la. Seddar Yavuz yeni valimizle 2,5 saatlik bir program yaptık. Ama Radiye Hanım'la baktık ki yetmeyecek şey. Yetmeyecek, evet. Hadi uzatalım deyip 3 saatlik bir program yaptık. Program arkası da açıktı herhalde. Uygun buldular. Yani uzatabildik, evet, yani. Konuk sonrası 1 saati de ilk kez yapıyoruz. Evet, bu ilk kez. Evet, 87. Öyle oldu. Aslında biz bunu sevgili izleyenler şöyle söyleyelim. 21-23 diye programın saati planladık ama Sayın Başkan'ın programı çok yoğun ve o araya biz onu 8-10 olarak güncelledik ama o arada tabii program için bir saatimiz daha var. Onu da değerlendirmek istedik. Biz değerlendirdik. Onu da söylemiş olalım. Şimdi hem programımızla ilgili, bu programla ilgili konuşacağız. Hem de haftanın notlarını şöyle bir küçük üzerinden geçeceğiz. Mesela müsilajı beraber konuşmak da lazım. Yürüyüş yolunu, Fethiye Caddesi'ni konuşmak lazım. Biraz kent sorunlarını konuşuruz ikinci yarım saatte de. Şimdi şöyle, bu programın özü Sadun Çetin ve Adem Turgut'un haftanın analizini yapması. Biz bunu kurgularken bir hafta boyunca çalışıyoruz. Hem Çağdaş Kocaeli Gazetesi'nin hem Özgür Kocaeli Gazetesi'nin manşetlerinden ve haberlerinden de yola çıkarak, ayrıca köşe yazılarımızdan yola çıkarak haftanın bir gündemini oluşturuyoruz ve onu konuşuyoruz. Ve analiz ediyoruz burada iki gazeteci olarak. Onlarla ilgili de samimi düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Ara ara konuklu programlar yapıyorduk ama 87 hafta oldu. Bu 87 haftanın sonunda şunu söyleyeyim. Yani herkes program, Adem Turgut'la Sadun'u görecek hali yok yani. Arada sırada konuk da olsun yani, değil mi? Ama tam şöyle, ben onu bütün samimiyetimle söyleyeyim. Programda değişik bir albeni oldu. Hani insan kendini çok övmemeli de bu programın bir albenisi oluştu. İyi de bir albenisi oluştu. Bir prestij programa dönüştü. O yüzden de konuklarla
Önemli programlarda mesela geçen hafta Tahsin Tarhan'la güzel bir program yaptık değil mi? Evet güzeldi. Yani muhalefetin Tahsin Bey yani ciddi seviyeli bir üslupla muhalefetin bütün iddialarını ortaya koydu. Evet yani o da çok önemli. Konuğun tavrı, tarzı da çok önemli. Ama bu ekran herkese açık ve biz işte geçen hafta Tahsin Tarhan'la CHP Parti Meclis Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'la beraberdik. Bu hafta AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet 55'le beraberdik. Haftaya CHP TBMM özür dilerim önce o ünvanı söylemek lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Sayın Haydar Akar'la beraber olacağız. Onun teyitleştik. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki Perşembe günü beraberiz. Bir sonraki haftada aslında çok çok önce sözümüz var ama onu teyitleşmedik ama büyük olasılıkla Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Aydın Ünlü de konuğumuz olacak ama eğer konuk olursa Aydın Ünlü şu an en çok katılan konuk olmuş olacak. Onu dikkat etmedim ben. Yani bu 89. programa gelmiş olacak ama 4. kez gelmiş olacak. Birini beraber yaptınız. Onu da katınca 4. kez konuk olmuş olacak. Başka 4 kere konuk olan bir siyasetçi ya da konuğumuz olmadı. Zaten hani biz dediğim gibi programın özü Adem Turgut'la Sadun Çetin'in haftanın analizini yapması. O yüzden de bunu da çok fazla şey yapmak istemiyoruz. Kaybetmek istemiyoruz. Gelelim bu akşama. Şimdi Mehmet 55'le 3. kez konuğumuz oldu. Evet. Her yeni canlı yayında biraz daha performansını ben daha yüksek buldum. Sen nasıl buldun abi? Evet, Mehmet 55'in bir özelliği var. Ya biraz samimi, biraz değil. Eksik oldu cümle. Eksik oldu. Samimi, sahici. Sahici. Ve içinde hani derler politikacı kimliğinden öte o samimi ve sahici kimliği daha fazla öne çıkıyor. Yani geçen programda ona demiştik ki lebalep kongreler yapıyorsunuz. Nedir bu dedik. Evet ne olsa sordu. Yani bu biraz dedi şeyi açtı dedi. Yani ona cevap verdi. Yani bir kısmen hatalarını kabul ederek şey yaptı. Bu akşam da keza öyle. Yani ben Büyük Birlik Partisi İl Başkanı meselesine de Sedat Peker meselesine de esnafın verdi. Halkın genel ekonomik durumları konusunda da yani bizim evet eksiğimiz var yanlışımız var. Olabilir. Hatamız olabilir ama yüzümüz kızaracak bir yanlışımız yok. Halkın arasına çıkamayacak yüz kızartıcı bir şeyimiz yok diyebilecek kadar özelleşti. Ben ama orada kendimize de bir pay çıkartayım mı? Abi? Çıkar. Bir kere biz burada hani gelen konukları irite etmeden hani çok böyle agresif onun üzerine gitmeden ama kamuoyunun bizden sormamızı beklediği her şeyi de sorarak. Çünkü bizim niyetimiz üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Bağcıyı dövmek değil yani. Yani tamam, biz evet. Bu akşam Sedat Peker'i soruyorsak, BBP İl Başkanı'nı soruyorsak, işte esnafın ne dediğini soruyorsak, bunu kamuoyu merak ettiği için soruyoruz. Evet. Ama bizim konuyu sıkıştırmamız değil, konunun ne dediklerinin kesinlikle önemli olduğunu kesinlikle yani düşünüyor. Adem 1-0 kazandı. Sadun böyle bir skor maçın bilmem ne yaptı diye bir şey yok. Konuk kendini anlatabilsin. Okuyucu, dinleyici, izleyici bundan faydalanabilsin. Yeter ki onların yani şunu da sorsaydın diyebildiği soruları sormuş olabilelim. Yani o aydınlansın. Yoksa bizim görevimiz bu. Biz evet. Arada bir köprüyüz sadece. Yani sıtıcıyız. Evet. Şimdi şunu konuşalım abi bu bölümde. Tabii bize bir gol attı Mehmet 55. Ne yaptı? Anket sonucu. Evet, tabii evet. Biz, enteresan. Evet. Sevgili başkan gelirken böyle bir anket sonucu vereceğini bilmiyorduk. Biz genel anketlerden konuşalım istemiştik. Ama bir Kocaeli anketinin varlığını ben doğrusu bilmiyordum. Bilmiyorum sen. Hayır sen ben de bilmiyordum. Kişisel kanaatlerim vardı şimdi, ama yoktu. Yani, şuna eminim somut ben. Çok eskiden beri AK Partililerin paylaştığı anketlere inanırım. Çünkü biliyorsun Nihat Ergün de paylaşırdı. Doğru çıkardı. Şimdi Nihat Ergün lafına girme. Nihat Ergün
Sen bir kaybettin. Üç tarafı kaybettim ben. Fikri Bey'e, Fikri Işık'a kaybettim. Ben de Fikri Ondan Bey'le Ondan sonra bir daha girmeyi bıraktım. Hakikaten bu konuda iyi tutturuyorlar. Evet, Fikri Işık'la da bir iki kere ben öyle... Kaybettim. Yani sen çok kazanıyorsun ben, da ben... Ben iddiaya girmemiştim. Nihat Bey'den iki defa kaybettim. Fikri Bey'den iki defa kaybettim. Osman Bey'den daha eskiden, Osman Pepe'den bir defa kaybettim. Sonra bıraktım ben. Sen gerçi epey zenginsin bu konuda. Takım elbiseler falan alıyorsun bayağı... da. Yok, benimle girmiyorlar artık iddiaya. Hmm. Benimle kolay iddiaya giren yok ama şunu söyleyebilirim. Tabii o işin magazin tarafı. Ama AK Partililer bir anket paylaşıyorlarsa... Hani bunu, ben bunu itibar ederim, onu söylemek istiyorum. Hep paylaştıkları şeylerde doğru çıktılar bugüne kadar. Yani yanılgı payları çok az ya şimdi oldu. Sen, şimdi mesela geçen sene, şimdi ne oldu da bunu konuşuyoruz onu önce söyleyeyim. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet 55 dedi ki Nisan ayı sonu itibariyle bir anket yaptık, telefonla yaptık, bilinen bir firma yaptı. Güvenilen ve bilinen bir firma yaptı. Bir yıl önce böyle değildi ama bugün dedi seçim olsa biz 12 ilçeyi de alıyoruz dedi. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi seçimleri olsa 2,5 puan daha fazla alıyoruz dedi. Cumhur İttifakı da %52-53 oy bandı dedi. Ne dersin? Önce açıklamalarla ilgili, sonra bu rakamlarla ilgili. Biraz şimdi, aslında program içinde de yorumladık ama. Ha, şimdi şöyle bir şey var. Sevgili Adem. Seninle bu anket konusunda çok fazla ben böyle düşünce yarıştıracak durumda değilim. Yani bu işlerin içindesin sen, yıllardır işin içinde oluyorsun. Ben sadece izleyiciyim. Sen uygulayıcı olarak da işin içinde oldun, okuyucu olarak da işin içinde oldun. Çok yakınsın yani, daha arkadaşların var, dostların var falan filan. Şimdi ben son zamanlarda anketlere bakarken açık söylemek gerekirse, demin programda da söyledim. Yani birkaç tanesini yan yana getirerek ortalamasını alıyorum. Veya bir ankete baktığım zaman, bir ankette hafızamda, yakın hafızamda, yani bir hafta 10 gün önce yapılmış diğer anketler hemen hafızama geliyor. Burada şişmiş bir rakam varsa, yani bir partinin yani beklemedik bir çıkışı, fazlalığı varsa, yani bunu şüphe ettiriyor bana, ettiriyor. Yani o ve onun peşinden bazılarında şey de var. Diğer kalemlerde de şüpheleri artıracak sonuçlar oluyor. Dolayısıyla ben eskisi kadar anketlere çok böyle şey bakamıyorum. Var mı inandığım, güvendiğim ve itimat ettiğim var bazı kuruluşlar. Ama genel olarak ortalama almaya çalışıyorum. Şimdi Mehmet Bey'in, Sayın 55'in yaptığı açıklamaya, tahlillere gelince ben inandırıcı buluyorum. Nedenini söyleyeyim. Ben 3-5 aydır, 6 aydır yazıyorum. Tahir Bey'in, bilmiyorum, ölçmedim ama 31 Mart'ta aldığı sonuçların biraz üzerine çıkmakta olduğunu görüyorum diyorum. Yani bunu sahada görüyordum. Nedir? Ya bunca yıllık tecrübemizin ve kamuoyu görüştüğümüz esnafların, dostların, iş insanlarının, her kesimden esnafın görüşlerinin bir sentezi olarak. Ha, şunu da yazdım birkaç kez, onu da rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bu şu anda oluşmuş fikrim değil. İzmit'te Fatma Hanım'da gerileme var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'te gerileme var. 10 bin farkla kazandığı seçimi bugün, hafta sonu pazar seçim olsa rahat kazanamayacak durumda. Hatta kaybedebilir aşamasında diye 5-6 aydır birkaç kez yazdım. Ha, bu çok net bir araştırma bir yapmış değilim. Matematik bilgiye dayanarak değildi ama gazetecilik hissi. Gazetecilik yani. Nereden diyeceksin? Dün Fatma Hanım'a oy vermiş merkez sağcıdan, Kürt seçmenden, muhafazakardan, milliyetçilerden bakarak. Ya da dün Tayyip Büyükakın'a oy vermiş veya vermemiş ne diyeyim yani kesimlerin teveccühünden, sözlerinden. Bunların ortalamasını aldığımda böyle bir kanaate varıyorum. Yani ne Tahir Bey, benim babamın oğlu,
ne de Fatma Kaplan Hürriyet, babamın kızı. Dolayısıyla bu tamamen benim bu bunca yıllık gazetecilik hayatımda sokaklardan aldığım hislerin ya da bilgilerin ortalamasının ifadesi. Dolayısıyla sonuçta ona geleceğim. Çok şaşırmadım. Ama insan yine de şaşırıyor. Çünkü somut bir sonuç. Yani benimki nihai sonuçta bir veriye dayanmıyor. Hissiyat matematiğe dönüşüyor. Hayır, hissiyat. Nihai sonuçta hissiyat. Ne kadarı doğrudur, değildir diye kendi kendimi sorguladığım bir tablonun içindeydim. Ama bunu söylediği nihai sonuçta bilimsel yöntemlerle, metotlarla hazırlanmış bir çalışmanın somut sonuçları. Dolayısıyla benim şeylerle biraz örtüşüyor buldum Adem. Yani benim tespitlerimle örtüşüyor buluyor. Dolayısıyla ben sonucu yadırgamadım. Afaki bulmadım. Sonuç beni şaşırtmadı. Yani İzmit Belediyesi'nde CHP ya da Fatma Hanım sıkıntılı. Yani AK Parti kazanır diyemem şu anda ama sıkıntılı yani. Ama Tayyip Bey 2 puandır, 1 puandır, 3 puandır. Biraz üzerine olduğunu görüyorum, hissediyorum. Şimdi tekrar da olacak belki ama şunu söylemem lazım. Bir kere bu programa katılış timingi itibariyle aslında Sayın Başkan bu sonucu açıklamak istemiş. Ben öyle anlıyorum. Çünkü bir yıl önce bunları söylemiyorlardı. 12 ilçeyi alacağız diyorlardı ama alıyoruz demiyordu. Şimdi bakın söylemdeki ben hatırlıyorum manşet de yaptık Mehmet 55'in söylediklerini bir danışma kurulunda. Biz 12 ilçeyi alacağız dedi. Alacağız ayrı. Alacağız ayrı ama. Burada ama alıyoruz matematikte diyor. Yani alıyoruz diyor. Şimdi olursa alırız diyor. Şöyle bu niye bu kadar önemli onu söyleyelim. Çünkü AK Parti'de bugün başarı ya da başarısızlık İzmit'i alıp almamakla doğru. Eşdeğer. Doğru. Çünkü zaten diğerleri sende. Tabii Derince'yi mesela pas geçmeyelim. Orada da kritik bir seçim bitti. Karamürsel'i pas geçmeyelim. Orada da kritik bir seçim bitti. Yani onlarda da alıyoruz demesi, hani adaylardan, başkanlardan bağımsız söylüyorum bunu. Matematiksel söylüyorum. Bir matematik eşitliğin olduğu yerlerden bahsediyorum. Enteresandı. Bence bu konuyu yani biz buradan duyurulmasından çok memnuniyet duyduğumu söylemem lazım. Biz gazeteciler haberi tabii ki yani ilk haberi kez bu programda böyle bir rakam çıktı ortaya. Tabii şimdi birkaç mesele daha vardı. Mesela en çok polemik olan iki konu bir tanesi Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili Muharrem Tutuş'un aslında Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili bir şey söylemedi. Ben videoyu seyrettim. Sadece örnek olarak Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nı veriyor. Yani onun isminden rahatsız mısınız diye soruyor. Yani böyle bir eser yaptık. Bundan rahatsız mısınız diye eski BBP kökenli İYİ Partililere soruyor. Bunun üzerinden BBP İl Başkanı Remzi Kaya bence çok yeteri kadar olayı anlamamış diye düşünüyordum ama bugün Mehmet 55'in söyleminden anladım ki Remzi Kaya'da bir muharif duruş var. Orada evet. Altını çizdi Mustafa Destici'nin. Ben söyledi. De fark ettim. Yani evet. Remzi Kaya'da bizi bir genel başkan ilgilendirir. Bizi o bağlar. Ha, bizi o bağlar dedi. Remzi Kaya hani çok beyefendi bir üslupla söyledi Mehmet 55 ama kibarca hani bir gazetecilik tecrübesiyle ben onu size tercüme edeyim. Yani çok olumlu geçmedi görüşme ama biz BBP'nin bu Cumhur İttifakı'nın değerli desteğinden memnunuz, mutluyuz dedi aslında. Bu altını çizmek lazım. Mesele ben şöyle okudum. BBP'liler de MHP'liler gibi hani istihdam konusunda vesaire pozisyon istiyorlar diye düşünüyorum. Yani bu tamamen bir gazetecilik önsezisiyle söylüyorum. Benim anladığım o konuya çok vakıf olamadım Adem. Onun için biraz böyle yani eleştirinin kaynağında politik değil de daha çok böyle yerel hani beklentilerden kaynaklı bir sıkıntı var diye düşünüyorum. Umut ediyorum Remzi Kaya'yla da Sayın Remzi Başkan'la da bunu konuşma fırsatımız olur. Belki ondan dinleriz ne olduğunu. Bir şey daha söyleyeyim mesela vekillere haksızlık ediyorsunuz dedi. Ediyor muyuz? Yani AK Parti vekillerinin hani AK Parti'de
Valla bir şey söyleyeyim. AK Partili vekiller bana göre biraz sistem kurbanı. Yani vekillerin şeyi kayboldu aslında ki. Aslında vekiller evet. Yani iktidar vekillerinden eskiden gördüğümüz performansı yani, beklediğimiz için problem. Evet biraz. Doğru. Yani biz eskiden hakikaten iktidar milletvekilleri yani söylerdi, konuşurdu, koşturdu, ederdi, işte çözerdi falan filan. Şimdi öyle değil ki CİMER var. CİMER'e şikayet ediyorsun. Şikayetini CİMER'de çözüyorsun. Yani iktidar milletvekillerinin o kadar. Dolayısıyla yani ben biraz sisteme bağlıyorum. Ama var mı şey yok yani yok tamamen yok diyemeyiz. Pandeminin etkisiyle diyebiliriz. Ama bir milletvekillerini çok fazla yani bir şey yapmıyorlar diye de bir kenara koyacak durumda değiliz. Ha bunlar yarın bir gün tamamı değişir, şu olur, bu olur kestiremiyorum şu anda. Ama bana göre milletvekillerindeki sorun sistemle ilgili. Bu sistemle ilgili. Şöyle hemen programın başında sormuştun abi sen. Ben de dinlemiştim muhalefetten işin doğrusu. Hani AK Parti eskisi gibi sokağa çıkamıyor. Esnafı evet. Gezemiyorlar. Hadi gezelim diyen zaten açıktan aleni Harun Yıldız'ı söylemişti. Gelin beraber gezelim de görün esnaf neler diyor ya gelen. Mehmet 55 dedi ki sıkıntıları biliyoruz ama çarenin biz olduğunu da biliyoruz, esnaf da biliyor diyor. Evet. O ve kendine... esnaf 2 ay sonrası için umutlu dedi. Market bence kıymetli laflardan biri market enflasyonunu yok sayamayız dedi. Reel bir ekonomik bakış açısı bu. Çünkü ben de ona çok katılmıyorum. Yani o ekonomi enflasyonu nasıl hesaplıyorlar bilmiyorum. Ama market enflasyonu başka bir şey. Ben alışveriş yapıyorum ya. Ben de yani ayda 3 kere toplu alışveriş için 10 günde bir markete giriyorum. İyi bir alışveriş yapıyorum. Ödediğimiz paraları biliyoruz yani. Onun için market enflasyonunu yok sayamayız dedi. Gıdadaki artışı altını çizdi ama esnafın da umutsuz olmadığını, sıkıntı olmasına rağmen esnafa gitmekten vazgeçmediklerini söyledi. Yani bunu da bilmiyorum evet. Sen nasıl okudun o söylenenleri? Yo ben de benzer biçimde düşünüyorum. Yani Sayın Elbe şey ya eksikleri görmüş, hataları görmüş, biraz farkında şey yani yaşamın gerçekleri yani marketteki pahalılığın da farkında, esnaftaki sıkıntının da farkında ama yani tamamen umutsuz olmanın da bir alemi yok diyor yani biz bu yani işi. Evet. Yani ayakları yere basan, evet. Bazen çünkü siyasilerde şey görüyoruz, hani kendi parti çizgisinde bir söylem yakalamak için gerçeklikten kopan bir evet, doğru söyleme gidebilir, o yoktu. O yok. Senin de söylediğin gibi bir öncekinde nasıl Lebalep Kongre meselesine cevap vermekte çekinmediyse. Şimdi bunları da böyle söyledi bugün yani. Bugün de evet. Şey yaptı, vaktimizi doldurduk değil mi arkadaşlar? Bir reklam arası, evet. Şöyle, 2,5 saattir program yapıyoruz. Yani maşallahımız var. Mehmet 55 ile birlikteydik 2 saat. Sonrasında yarım saatte onun bir analizini yaptık. Gerçekten farklı ve keyifli bir program oldu. Ama tabii kentin diğer gündemini de değerlendireceğiz. Şimdi bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra son yarım saatte karşınızdayız. Tekrar birlikte sevgili izleyenler TV41 ekranlarında 7+'da 6. çeyrekte, 6. yarım saatte huzurlarınızdayız. Bu akşam 3 saatlik bir maratonla karşınıza çıktık. İlk 2 saatte saat 8'den itibaren saat 10'a kadar AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet 55'i ağırladık ve son yarım saatte, geçtiğimiz yarım saatte de bu programın bir değerlendirmesini yaptık. Çarpıcı şeyler söyledi Mehmet Başkan.
özellikle de anket sonuçları önemliydi. Tabii İzmit üzerine odaklandık. Çünkü orayı da alacaklarını aldıklarını söyledi ama biraz da İzmit'i konuşalım mı? Çünkü bu kadar sözden sonra. Tabii canım. İzmit. Şimdi bu hafta iki önemli aktivitesi vardı İzmit Belediyesi'nin. Bir tanesi Alzheimer evi. Sen daha hakimsin abi. Biraz anlatır mısın ne yapıldı? Şu an şunu ben söyleyebilirim ama sen başlamadan. Şu ana kadar hani somut ne yaptı dersen İzmit Belediyesi ilk önce sayacağım şey Alzheimer evi olur. Bir anlatsan abi. Ya şimdi ben de şaşırdım. Yani bir bugün izledim. Açılışı falan izledim. Rakamları izledim. Şöyle de not alayım dedim. Bir kere şey, hakikaten nedir ne değildir diye ilgimi çekti. Değişik bir şey, toplumun bir yarası bu. Yaşlılıkla gelen bir yara, bir sorun diyelim yani. Dolayısıyla ilgimi çekti. Bir de çok fazla reklam da yapmadı. Ya eskisine göre daha küçük işler yapıp daha fazla reklam yapılıyordu ama bu o kadar da yapılmadı. Dikkatimi çekti. Şimdi Malta Mahallesi'nde Dünya Bankası konutlarında yapılmış. Gün içinde ben de çok merak ettim. 16 kişinin yararlanabileceği bir yer. 16 yaşlı hastanın yararlanabileceği, ailelere, yaşlılara ve yaşlı hastalara ve ailelerine yardım edebilecek bir yer. Günde 16 kişi yararlanabiliyor. Yaşlıların özetle yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik bir şey. Nedir bu? Zihinsel egzersiz odası, spor salonu, müzik resim yapabilecekleri alanlar ve meyve sebze ekebilecekleri hobi bahçeleri. Ha bununla beraber sosyal hizmet uzmanı, hemşire, yaşlı bakım teknikeri ve koyu nöroloji ana bilimle zaten bilim ana bilim dandan üniversiteyle de üniversiteyle işbirliğiyle hazırlanmış bir şey proje sağlık ocaklarıyla beraber işbirliğiyle yürütülecek bir proje. Dolayısıyla yani yaşlı kesimin en fazla karşılaştığı sorunlu, sıkıntılı bir konu. Çözülemiyordu. Dünyada henüz bunun şey çaresi de evet. Devam edebilir miyim? Mesela buyurun tamam ben bu kadar yapalım. Yapalım. Ben Aydın'da görev yaptığım süreçte biliyorum bir Alzheimer bakım evi vardı. Var mıydı? Aydın'da. Ege'de Aydın'da emekli oranı yüksek. Daha doğrusu emekli olup göç edenlerin sayısı yüksek. O yüzden de yaşlı ve Alzheimer oranı da yüksek. Böyle bir ihtiyacı cevap vermişler. Orada görmüştüm. En temel problem tabii çevresinde bir Alzheimer hastası olanların yakınları çok iyi bilir. Bir hasta var. Bir de hasta yakını var. Şimdi hasta zaten hasta. Sorunu birebir yaşıyor. Yaşıyor. Ve 65 yaş üstünden sonra önce %10'lar civarında sonra 75'ten sonra %25'ler civarında belli bir yaştan sonra da 85'ten sonra da neredeyse 2 kişide 1 kişiye kadar gelen 2'de 1'e kadar gelen oranda Alzheimer'la ömrün uzamasıyla doğru orantılı evet. Karşılaşılan bir sorun. Ama öyle bir sorun ki Alzheimer hastası sürekli bakıma muhtaç. Sürekli bakıma muhtaç olduğu için onunla birlikte bir yakınının daha hasta olması demek bu iş. Sürekli ona bakma zorunluluğu. Evet, bağımlı. Bağımlı ona tabii. Yani hastayla, evet, hastayla bırakamayacak duruma geliyor. Şimdi bu şu demek. Hiç özel hayatı yok demek. Hiç başka ihtiyaçlarını görememek demek. Çünkü bir hasta var, bırakamıyorsunuz. Herhangi bir şey değil, bir insandan bahsediyoruz. İşte bu ihtiyacı, şimdi haftada bir mi, iki mi artık bilemiyorum. Oraya kabul edilen hastaları bir ya da iki gün, günü orada geçirmeleri. O arada da ona bakmakla yükümlü olan kişilerin de başka işlerini yapabilmeleri için de fırsat. Yani çift taraflı düşünün bunu. Hem bir tıbbi işte o Alzheimer hastasının sosyalleşeceği, işte kendini iyi hissedeceği bir ortam ve işte imkanlar, fiziki koşullar. Aynı zamanda hasta yakını için de bulunmaz, yani parayla ölçülemez bir zaman kazandıracak.
Bence iyi bir çalışma olmuş. Evet, evet. Onu söyleyelim. Alzheimer bakım evi bence hani modern belediyeciliğin doğru tespitlerinden bir tanesidir. Bak sen daha önceden görmüşsün, yaşamışsın. Ama anladığım kadar ama çok anlatamadı İzmit Belediyesi. Onu da söyleyeyim. Mesela ben açılıp açılamayınca anlayamadık yani. Son anda ya Billboardlarda görmeye başladım. Ondan sonra çok fazla ama yakalayamadık. Tahsin Tarhan burada ilk kez dile getirdi. Programda getirmişti. Açıkçası belki Tahsin Tarhan'dan öğrendim ben şahsen. Sonra billboardlarda gördüm. Çok reklam yapmadılar. Ha, yani İzmit Belediyesi bazı konuları çok fazla reklam mı yapıyor? Ama bu konu aslında esas tanıtılması gereken en fazla tanıtılmayı hak eden de bir proje olarak görüyorum. Kutlarız yani İzmit Belediyesi bir iş yaptı. Güzel bir çalışma. Doğru bir iş yaptı Fatma Hanım. Doğru bir iş yaptı. Biz burada yeri geldi çok eleştirdik. Evet Fatma, bu Kaplan, çok ama büyük bir eksikliği gideriyor. Güzel bir iş yaptı, proje yaptı Fatma Hanım. Alzheimer Bakım Evi iyi bir proje olarak önümüzde duruyor. Bunu da takdir edelim ve hakkını teslim edelim. Bir iyi bir şey daha var İzmit Belediyesi'nde. Evet. Onu da biraz anlatalım. O da çifte sözleşme. Çifte sözleşme. Bir genel sendikası Vedat Küçük'le beraber şube başkanı, Kocaeli şube başkanıyla ve Tümbelsen Erdal Karakuş'la iki anlaşma yaptı. İşçilerle ilgili 150 verilen bilgi, 155 kadrolu işçiye %25 ile 50 arasında değişen oranlarda zam yapmış. İşçileri sevindirmiş. Erdal Karakuş'la ilgili, yani memurlarla ilgili olan kısımda 221 memuru kapsıyor. Onlarda da yemek, yani 5 TL olan yemek 25 TL'ye çıkarıldı. Başarılı. Yani bu konuda da işçilerin ve memurların yaşam kalitesinin artabileceği, ekonomik güçlendirildiği bu anlaşmalar için kutlarım. Yani biz hem İzmit Belediyesi hem Fatma Hanım kutlarız. Sayın Erdal Karakuş'u ve Vedat Küçük'e de hayırlı olsun. Sendikacılar mutludur. Yani evet, mutlular. Açıklamaları haklılar. Haklılar. Erdal Karakuş'u da ben iyi tanırım. Evet, sen ben de. Evet. Vedat Küçük'ü de çok iyi tanırım. Çok daha eski tanırım. Evet, ikisini de. Hak ettiler. Tebrik ederiz. İkisi evet, de sendikacı olarak ederiz. İyi birer anlaşma yapmışlar. Bir kere onların başları diktir şimdi. Hak ediyorlar. İzmit Belediyesi'ni de tebrik edelim. Evet. O güzel bir sözleşmeye imza atmışlar, kabul etmişler. İşçiler adına son bir yıldır Kocaeli'de güzel şeyler var. Evet. Güzel şeyler oldu. Ama bunları bunun işaret fişeğini Tahir Bey, Büyükşehir. Büyükşehir. Yani öyle bir şey hava vardı ki kim neyi koyacak? Orası endeks olacak deniyordu. Tahir Büyükakın bir şey koydu, bir çıta koydu. O çıta yüksek bir çıtaydı, herkesi mutlu etti. Eğer aşağıda kalsaydı emin ol herkes aşağıda kalacaktı. Hatta eleştirenler bile oldu. Diyorlar ki babanızı, babanızın parasını mı veriyorsunuz? Bu kadar parayı verebilir misiniz? Belediye olduğu için veriyorsunuz. Fatma Hanım sen anlattın burada ilk bir ben Büyükşehir Belediyesi değilim dediğini. Evet, doğru. Ama bu sözleşme yani tüm bunlardan bağımsız iki iyi sözleşme yapılmış. Onu da takdir edelim. Biraz da şimdi yürüyüş yolunu konuştuk ama Fethiye Caddesi'ni konuşalım. Ya Fethiye Caddesi şimdi yürüyüş yolunu yani iki güzel şeyden sonra biraz Fethiye Caddesi konusunda ben biraz dertliyim. Dertliyim derken yazdım. Sürekli yazıyorum. Onun için dertliyim. Bir kere Fethiye Caddesi şöyle bir kısa eskisine bakayım geleyim. Şimdi Fethiye Caddesi 1996 yılında dönemin Saraybahçe Belediye Başkanı Hikmet Erenkaya tarafından yapıldı. Hikmet Erenkaya sabah gelir, akşam gelir, 2-3 defa ziyaret ederdi. Haftada bir defa da hadi Sadun derdi. Gel bir dolaşalım bakalım derdi. Birlikte esnafla izlerdik ki zor bir işti. Çok dayak yedi Hikmet Erenkaya, Sayın Erenkaya. Ha bugün nasıl Büyükşehir yürüyüş yolunda Sayın Büyükakın dayak yiyorsa, bu dayak biraz tırnak içinde yani eleştiri, homurtu, sistem, hoşgörüsüzlük ya da sıkıntılardan kaynaklı. Diyelim. Şimdi Fatma Hanım için de bu geçerli. Şimdi şöyle bir şey var.
Yürüyüş yolu, pardon düzeltiyorum. Fatma Hanım, Fethiye Caddesi projesi baştan düğme biraz yanlış iliklendi. Biraz geçen, anlat abi. Geçen sene Temmuz ayında bütün arkadaşlarla gittik, basın toplantısını izledik. Fethiye Caddesi'nin önünde dört yol ağzında basın toplantısı. Hepimizi izledik. Cemalettin Öztürk vardı, Mevlüt Soysal vardı, Bülent Ekici vardı. Ben hariç. Sen galiba tatildeydin. Tatildeydin, sen yoktun, izledik. Tamam, gayet güzel. Yarışmalar yapıldı. Proje seçildi. Seçilen proje ilk üç esnafa soruldu. Esnaf birinciyi seçti. Efendime söyleyeyim, ondan sonra yere döşenecek yer karoları ya da mermerler neyse adını ne dersek diyelim. Onların seçimi yapıldı. Her şey tamam, güzel. Fakat altyapı ne olacak? Altyapı ne olacak meselesinde sorun çıktı. Büyükşehir Meclisi'ne taşındı. Fethiye Caddesi ne zaman yapılacak, yapılmayacak. Altyapı dediğin zaman İSU var, İzgaz var, Telekom var, SEDAŞ var. Bunlarla anlaşmak gerekiyor. Bunlar paydaş çünkü. Bunlarla beraber işin yürütülmesi lazım. Büyükşehir Meclisi'nde tartışma yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı dedi ki, Sayın İzmit Belediyesi, Sayın Fatma Hanım dedi, bu tek elden yürüsün. Parayı ben vereyim, buyurun siz yapın. İhalesini de yapın, işini de yapın, altyapısını da yapın, üst yapısını da yapın. Teknik yardımda da bulunayım. Yok, isterseniz bize verin, biz yapalım diye bir öneride bulundu. Şimdi ondan sonra Sayın Hürriyet'te bir durgunluk oldu. Sonra yapılacağı söylendi. Sonra yürüyüş yolunun böyle başlama takvimi 20 Haziran olarak açıklanıp yürüyüş yolunda hummalı çalışma başladığı sırada bir esnafa anket soralım dendi. Esnafa. Bu esnafla ilgili bir anket yapıldı. 510-11 kişi sanırım. 540 kişi mi? Öyle bir şey. Yani bunun 440'ı şey yaptı. 90'ı da 90-100'ü dedi ki hemen başlayın dedi. 440'ı dedi ki bayramdan hemen sonra başlayın. Yani şunu anlıyorum. Verilen cevaplardan. Esnaf diyor ki yap diyor. Aşağıda yürüyüş yolu yapılıyor diyor. Yeniden ele alınıyor diyor. Sen de onu oraya uydur diyor. Peki bir ankete gerek var mıydı? Hayır. Proje yapılmış. Esnaf seçmiş. Hatta projede kullanılacak malzemeler dahi esnaf tarafından belirlenmişse yani müsaade et ben belediyecilikte ta Erol Köse'den 70'li yıllardan beraber Hüseyin Avni Şirin'de 79-80'de beraber belediyecinin içinde çalışmış bir insanım. Yani tamam belediye başkanlığı yapmadım ama belediye işlerinin nasıl yürüdüğünü Hüseyin Avni Şirin'le, Hikmet Erankaya'yla, Sefa Sirmen'le, Gebze Belediye Başkanı Sedat Tüze'yle beraber çalışmış bir insanım ben. Dolayısıyla onları yani bu işleri nasıl yaptıklarını az buçuk bilen biriyim. Ya esnafa bu kadar esnaf kuyrukçuluğu olmaz. Ya esnafa sordun her şeyi okey şu gün başlayacağım diye dersin. Sen hazırlığını yap, tedbirini al, başlayıp şu zamanda bitireceğim dersin. Senin için milat yani başlama takvimini oluşturmak sana ait, belediyenin görevi bitiş de sana ait olmalı. Bu takvimi düzenleyecek olan sensin. Burada Hizmet Belediyesi'nin bir eksikliği oldu. Daha şöyle bir şey gelişti. Ben sürekli esnaf arkadaşlar anlattıkları için konuya müdahil oldum ya da konuyu biliyorum. Ya şimdi İKAME Başkanı sevgili Murat Öztürk'e açıklama yapmış. Covid-19 nedeniyle geçmiş o detayı Murat Öztürk açıkladı. Detayı Murat Öztürk'ün açıklaması sosyal medya hesabı açık. Benim hayatımda ilk defa başıma gelen, ilk defa gördüğüm bir şey. Böyle olmaz. Yani İzmit Belediyesi çıkacak ki ben şunu esnafta dedi ki bayramdan sonra başlayacağım. Ben bayramdan sonra başlayacağım. Şu anda ne yapılacağını ben de bilmiyorum. Şöyle buradan İzmit Belediyesi'ndeki dostlara, arkadaşlara da yöneticilere de seslenmiş olalım. Evet. Bir anket oldu. Bence gerek yoktu. Sadun abi de aynı şeyi söylüyor. Zaten bunun bir ihtiyaç olduğunu herkes biliyor. Bir an önce başlanması gerekiyor. Sonuçta öyle çıktı zaten. Tabii zaten sonuçta öyle çıktı. Yani buna bir gerek yoktu. Tamam yapıldı. Eyvallah. Tamam okey. Peki neye karar verildi? Resmi bir açıklama olmadı. Yok hayır yok. Şimdi tamam o anket öyle çıktı da anketin bağlayıcılığı yok ki. İzmit Belediyesi'nden biz şöyle bir açıklama ben duymadım. Bilmiyorum ya da kaçırdın mı?
biz buna bayramdan sonra evet başlıyoruz denmedi. Ya da şu söylenmedi. Altyapısını yapmayacağız. Sadece üst yapıyı yapacağız. Tamam evet olabilir. Denmedi. Olabilir o da olabilir. Bak yapılabilir. Bu ayrıca tartışılır ama. Tamam. Şu söylenmedi medyaya ve kamuoyuna. Arkadaş biz bunu şu tarihte başlıyoruz. Şu kadar günlük bir planımız var. Proje bu. Tamam o kadar. Şu kadar maliyeti var. Ve işte sizden işte şu kadar bekliyoruz. Böyle bir açıklama henüz yok. Evet. Ama Murat Öztürk dedi ki başkanla görüştüm. Şu zaman başlayacakmış, şu zamanda bitecekmiş. Şöyle böyle yapılacakmış. Yani ben de, böyle bir açıklama. Ben de yani bu şey oldu yani. Şık değil, şık hoş değil, belediyecilik tarzına uygun değil. Evet. Belediyenin resmi açıklama yapması ben gerekir. Yani, doğru olan. Orada bir zafiyet var. Yani neden öyle oluyor bilmiyorum. Yani bunu kamuoyunun bilme hakkı var. Bakın kamuoyu sizi eleştirebilir, beğenebilir. Bak biz şimdi son yarım saatte Alzheimer evini her ikimiz de övdük. Doğru. İki tane sözleşme yapılmış. Tamam doğru. Güzel. Onları da övdük. Çünkü güzel işler. Evet. Güzel işler. Ama şimdi Fethiye Caddesi'nde bir kere ben şeyi kabul etmiyorum. Bak bir vatandaş olarak ve bir belediyecilik yapmış biri olarak orada Büyükşehir'in teklifinde bir art niyet yok. Bunu Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar, izleyiciler anlaması lazım Sadun abi. Oradaki hani ya sen yap ya ben yapayım tamamını meselesi bakın Büyükşehir Belediyesi'nin fen işleriyle İSUS'u arasında da var bu. Eğer fen işleri bir çalışma yapacaksa İSUS diyor ki altyapının parasını al. Ben sana teknik destek vereceğim. Orayı da yap. Çünkü bir kere aynı işi iki kere yapmayalım. Ve ihalede de şöyle bir şey oluyor. Mesela fen işleri diyor ki ben üstü yapayım, yapacağım siz altyapıyı yapın diyor. İSU ayrı ihale yapıyor. Fen işleri ayrı ihale yapıyor. İSU'nun ihalesinde tamam oluyor İSU'nun ihalesi. İSU işe başlıyor. Fen işleri ona göre bir ihale yapıyor. Oraya itiraz ediliyor. İSU'nun işi bitiyor, fen işleri ihalesinin itirazı nedeniyle bir ay orası öyle kalıyor. Vatandaş tabi homur homur. Şimdi bu belediyecilikte iyi niyetle başlanmış bir hizmetin senkronize edilememesi. Evet, evet. Bunu yani, ortadan kaldırmak için tek elden ihale etmeye çalışıyor. Bu, bütün mevzu bu. Bunda ne siyaset var ne bir şey var. Çayırova Belediyesi ile de böyle yapıyor, Gölcük'le de böyle yapıyor. Yani AK Partili belediyelerle de böyle yapıyor. Demiyor ki birlikte yapıyoruz. Hayır. Ya sen yapacaksın diyor ya ben yapacağım diyor. Bu bir ihtiyaç. Onun için böyle deniyor. Yani kimse kimseye burada bir siyasi ayak oyunu yapmaya çalışmıyor. Ya önemli olan burada Adem yürüyüş yolunun halledilmesi. Yani yürüyüş yolunu ama ben şöyle, yapacağım. Bak ben şunu özür diliyorum abi. Tabii hani bence Fatma Hanım yapmalıydı, almalıydı hakkı, parası. Hakkıdır. Defalar yazdım. Yaptır. İSU'dan da demeliydi ki ver kardeşim paranı, bana da teknik adam desteğini veriyorsun. Ben yapacağım. Ben evet. Yapacağım. O, İşin sahibi benim ama evet. Sen de burada altyapıdan sorumlusun, benim yanımda olacaksın demeliydi bence. Ben bir vatandaş ve gazeteci olarak evet, bekledim. Tamam, doğru. Şimdi evet kendi tercihidir. Altyapıya girmeden üst yapıyı yapmak. Yapalım. Bu bir yöntemdir ama 4-5 yıl sonra tekrar orada sorun çıkabilir. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani evet, evet. Üçüncüsü, tamam buna da karar verdik. Eyvallah, bu da kabulümüz. Çünkü o bir tercihtir. Geçmişte de başka başkanlar yaptı bunu. Yani altyapıya girmeden üst yapıyı yaptı. Olabilir, olur Batmanın canım, da olur. Hayır, hayır. İmkanı yoktu. Evet, itiraz altyapı belki ama, ihtiyaç değildir. Olabilir bunlar, hepsi şimdi olabilir. Bakın, ben bir ihale var mı bilmiyorum. Yapıldı mı ihale bilmiyorum, kamuoyu bilmiyor. Ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek resmi bir açıklama yok. Ne yapılacak tam olarak? Yok, resmi açıklama bayramdan sonra, 20 Temmuz sanırım. Yani başlama tarihi. Bir de şu olabilir, belki belediyenin imkanıyla yapılacak. Yani oraya şey sokulmayacak, onu da bilemiyorum. Ha, yani. O da belki yani o şöyle belediye kendi imkanıyla yapıyorsa, bakın o da takdire şayandır. Evet, takdire şayandır. Kendi imkanıyla yapabilir. Kendi imkanıyla yapıyorsa bu da başka bir tamam. Konudur. Onu da ayrı paranteze alıp konuşuruz. Evet, ama evet. Ben bu işin çok sağlıklı yürümediğini, geç kalındığını söylemem lazım.
Aşağıda yürüyüş yolunda o modüler dediği işte Lego gibi parça parça yapım gibi çok daha büyük bir proje. Ama oraya da gireceğim. Derken... Orada da eleştirilerim var yani. İzin verirsen oraya gireceksek. Orada... Lütfen oraya girelim abi. Peki şimdi oraya gelelim. Şimdi şöyle bir şey ben. Ne kadar vaktimiz var bu arada arkadaşlar bizim üç, dört, 3-4 gün önce yazdım. Geçen gün Sayın Genel Sekreter Balamir Bey, Balamir Gündoğdu bugünkü aradı. Bugünkü yazındı değil mi abi? Yanlış mı hatırlıyorum? Yok daha önce, eleştiri yazdım. Önce eleştiri yazdın evet. Balamir Bey sahaya inmiş gözlemlerini aktardı. Onu da bugün yazdım. İşte Tahir Bey ile Sayın 55'te indiler. Dün bir şey yaptılar. Yürüyüş yolunu incelediler. Şimdi yürüyüş yolu Adem sen de biliyorsun yürüyüş yolu demir yoluydu. Sefa Sirmen başlayıp Hikmet Erenkaya'nın bitirdiği 2020 yılında depremden hemen sonra bitirdiği bir proje. 20 yıldır bu proje de projenin üzerinde yürüyoruz. Son 5-6 yıldır da mezbelelik hale gelmişti. Dilimde benim tüy bitmişti. Yaptıramadım. Ama Tahir Bey sağ olsun el attı. Yapmaya karar verdi ve gerçekten sen de izledin, ben de izledim. Bütün gazeteciler lansmanı yapıldı bundan 6 ay önce. Hepimiz beğendik. Artı şehir kamuoyunun da beğendiği, takdir ettiği, hevesle bitmesini beklediği, heyecan duyduğu bir proje haline geldi. Tamam buraya kadar hepsi güzel. Ancak şu var. Ben şehir esnafında ciddi titiz çalışma var. Şu anda yapılan da altyapı çalışması. SEDAŞ'ın, İSU'nun, İzgaz'ın işte hangi şeyle altyapıya girmişse bütün kurulun 4-5 tane firma kurum çalışıyor. Şimdi orada şöyle bir şey var. Bir dağınıklık gördüm ben. Esnaftan da bir şikayet aldım. Evet kolay değil. Pandemi. Pandemi zaten sinir etti herkese. Sinir küpü haline getirdi. Şimdi orada insanlar diyorlar ki ne yapacak? Ne olacak diyorlar. Hakikaten kimse bilmiyor. Ben bir şey demedim ki. Ya insanlar şöyle yapacağız diye bilgilendirir. Özetle söylemek istediğim şu. Büyükşehir esnafı bilgilendirmeli. Boşu boşuna dayak yeme ya. Şehir merkezinde bir proje var mı orada? Aslında projeye az sonra fotoğrafını herkes bilsin ki 8 ay sonra bittiğinde burası bu hale gelecek. Niye bunu asmıyorsun, yapmıyorsun? Niye beni yoruyorsun? Niye boşu boşuna dayak yiyorsun? Gönlüm razı olmuyor. Boşu boşuna dayak yeme. İyi bir iş yapıyorsun. Bu kadar fazla dayak yeme. Aç oraya bir fotoğrafı diyeyim ki ya biraz sabır. Sabır yapalım da böyle olacak. Diyelim, sevinelim. Onu bekleyelim. Onun için sabır gösterelim. Şimdi ne olacağını bilmiyorum. Kaç ay sonra biteceğini bilmiyorum. Nasıl Fethiye Caddesi konuşuyorsak yürüyüş yolu da öyle. Ha şimdi Sayın 55 indi. Sayın Büyükak'ın indiler. Yürüyüş yolunda takvim vermeye, işi somutlamaya başladılar. Tamam doğru. Ben buna bir şey demiyorum. Bunu eleştirmem. Bu doğruya bir giriş. Bizim yaptı. Benim yaptığım uyarı sadece. Başka bir şey değil. Ben de şeyi buyurun, söyleyeyim. O gezide vergi dairesinin oraya katlı otopark yapabiliriz demiş Tahir. O da güzel. Bence güzel değil. Değil mi? Bence niye? Değil. Ne yapacaksın? Oraya hani otopark olabilir. Alta girilebilir. Hemen üstü olabilir. Hı. Ama estetiği ve meydan kentsel seyreltme dedikleri abi kentler meydanları da vardır. Yine esnaf istemiş. Gazi Lisesi'nin yan tarafını eski binayı yıkalım. Yeni binayı orayı yapalım. Tarihi bina haricindeki yapıları yıkalım. Orayı meydan. Bence bunlar doğru istekler. Burası da kent içinde nefes alınacak yerlere dönüşmesi lazım. Oradaki arkadaki tarihi bina vergi dairesi için söylüyorum. Açığa çıkmalı. Şeyle ilgili de sana katılıyorum. Evet, olguyu yönetebilirsiniz. Güzel de yönetiyorlar onu söyleyeyim. Ama algıyı da yönetmek lazım. Kamuoyunun şeyini çözmek lazım. Son bir 3-4 dakikamız var. Önemli bir kırsaldaki sorunu çözecek A takımı projesi. Evet, onu da söyleyelim. Bir A takımı özel tim kuruldu. 50 kişilik ve 28 araçta kırsaldaki acil sorunları çözmek için yani şurada bir şey var. Çok mantıklı hemen, bir iş. Ben bunu şöyle anlatayım. Eğer belediye başkanlığını düşünüyorsanız ya da belediye başkanıysanız bu kadar sistematik bunu uygulamanız gerekir bu projeyi. Şudur, vatandaşın belediye başkanı, bakın her sorunu çözemez belediye başkanı. Hiçbir belediye başkanı, hiçbir kentin bütün sorunlarını çözemez. Çözerse belediyecilik kalmaz zaten. Mümkün olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Peki
Ne yapabilirsiniz? Ama ihtiyaçlara hızlı cevap verebilirsiniz. A takımı esprisi müthiş bir algı çalışması, olguyla beraber. Bak biraz önce söylediğin için onu açtım. Siz diyelim ki bir köye gittiniz. Muhtar dedi ki ya camime iki tane bank lazım benim. Dedi sabah geldiğinde camiye orada cemaat iki tane bank görüyorsa bu size hem hizmet olarak hem de siyasi fayda olarak hanenizi artıyor. Bir adım sana katkı sağlayayım mı? Ama 45 gün sonra giderse o olmaz. Olmaz. Bir adım katkı sağlayayım. Bir cümle abi bitiriyoruz. Tamam, şimdi 5 kilometre çok güzel asfalt döktün. Bunun alkışı zor olur. Altyapı nankördür. Evet. Ama orada kar yağdı, bir metrelik çukur açıldıysa her gün dayak yersin. İşte bu. O bir metrelik çukuru kapatacaksın abi. Kapatacaksın. Onu senin söylediğin gibi bir ayda 45 günde kapatırsan 45 gün dayak yersin. Evet. Ama bu anında müdahaleyi gerektirir. Dolayısıyla muhtarlarla yapılacak işbirliğiyle çözecek bir şey. Ben son olarak şunu ilave edeyim oraya. Lütfen. Güzel bir iş daha var. Büyükşehir'in. Bu aslında hükümete de örnek olması lazım. Mazot desteği veriyor köylülere. Evet. Onu da söylemiş olalım. Aslında baş başa olsaydık bunları uzun uzun konuşacaktık. Bu akşam konuğumuz vardı. Evet. Uzun bir maratonla karşınızdaydık. 3 saattir yayındayız. Çağdaş Gözü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sadun Çetin'le birlikte bu akşam ilk 2 saatte AK Parti Kocaeli İl Başkanı Sayın Mehmet 55'i ağırladık. Son bir saatte de hem kentimizle ilgili kentsel çalışmalar ağırlıklı olmak üzere bir hafta analizi yaptık. Haftaya Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Haydar Akar'la birlikte olacağız. Huzurlarınızda olacağız. Bu akşamlık bu kadar. İyi akşamlar diliyoruz.